Efendim 17 Mart Cuma akşamındayız. Saatlerimiz 20'yi gösteriyor. Gündeme daire hoş geldiniz efendim. TV yüz ekranlarına da bir kez daha hoş geldiniz. Ben Pınar Işık Ardor. Çok değerli 4 yayın konuğumla beraber Türkiye'nin siyasetini de konuşacağız. Afetlerimizi de konuşacağız. Türkiye ne konuşuyorsa biz onu konuşacağız efendim. Fikirler farklı, ortak nokta var mı? Yine her zaman olduğu gibi bakacağız. Peki Türkiye bugün neyi konuştu? Biz halen afet üzerine afet yaşadık, selimizi konuşuyoruz. Bir taraftan depremden sonraki yaralar sarılmaya çalışılıyor. Yine bölgeden artçı sarsıntılar haberleri geliyor. Yine Türkiye'nin başka yerlerinde depremler de yaşanıyor. Yani Türkiye bir taraftan seçime hazırlanırken bir taraftan da işte bu doğa olaylarıyla mücadele etmeye çalışıyor. Bu arada Şanlıurfa ve Adıyaman'da can kaybımız toplamda 18'e vardı değerli izleyenler. 18 vatandaşımızı kaybettik. Üst üste açıklamalar geldi. Tüm bunları konuşacağız. İlk konumuz yine her zaman olduğu gibi deprem bölgesi ve yaşanan bu sel afeti olacak. Hemen konuklarımı sizlere takdim etmek istiyorum. Habertürk yazarı Nihal Bengisu Karaca bizimle beraber. Nihal Hanım hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Teşekkürler. Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük bizimle beraber değerli izleyenler. Cem Küçük hoş geldin. Hoş bulduk Pınar, iyi yayınlar. Çok teşekkür ederim. TÜRKAK Başkan Yardımcısı Cem Kaya bizimle beraber. Cem Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Çok teşekkür ederim. Az sonra bizim TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç bizimle olacak. Kendisini de ağırlayacağız. Efendim şimdi biraz afet bölgesi ve afet üzerine afet yaşıyoruz dedik ya, selde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 18. Vahit Kirişçi'nin, Bakan Kirişçi'nin dün açıklamaları vardı, Habertürk televizyonundaydı. Orman Bakanı, Tarım ve Orman Bakanı 15 canımızı aldı sel ama toprak suya kavuştu dedi. Bu söylemler bugün sosyal medyada çok konuşuldu. Daha sonra bakan kendisini açıklama gereği hissetti ve bir tweet attı. Sözlerim yanlış anlaşılmış dedi. Bu arada vali, Şanlıurfa valisinden bir açıklama geldi. Vali Salih Ayhan dedi ki bu afet büyük bir afet. Şanlıurfa tarihinin belki 100 yıl tarihinin en büyük afetidir ama üstesinden geldik dedi. Şu an 15 kaybımız var, çok yaşayacağım. Bir kişiyi de arıyoruz ifadesini kullandı. Şimdi sorular ardı ardına geliyor. Hata var mıydı? Önlem alınamaz mıydı? Tüm bunları yine Türkiye konuşuyor. Nihal Hanım sizinle başlamak istiyorum. Çadır kentler, çadırlar sular altında da kaldı. Bu afet yaşadığımız yani üst üste depremden sonra sel. Ve bürokratlar, bakan açıklamalarında yüzyılın afeti olarak sel baskınından da bahsediyorlar. Ne diyeceksiniz? Ya ister istemez insan gülümsüyor, özür dilerim bunun için. Çünkü hayatını kaybeden insanlara Allah'tan rahmet dileyerek başlamamız lazım. Evet. Ama hani siyasetçilerin bu doğal olayları boyutunu ne kadar yükseltirsek, ne kadar büyük yüzyılın, 200 yılın, 300 yılın afeti tırnak içine bu şekilde paranteze alırsak siyasetçi olarak, sorumlu olarak, yetkili olarak, yönetici olarak üzerimize düşen görevi yeterince yapmadığımız konusunu o derece göz ardı ettirebiliriz şeklinde bir yaklaşımları oluyor gördüğüm kadarıyla. Haliyle gülümseyerek sorunuza mukabele etmemin nedeni de bu. Yani 100 yılın, asrın, 200 yılın, Mars'ın, kainatın, güneş sisteminin, samanyolu galaksisinin falan diye gidecek herhalde bunun devamı. Bu biraz öyle değil. 70 kilo yağış düşmüş diyordu biri de. Yani 70 kilo yağış düştü. Yani ne kadar çok düştü bakın, hani baş edilemezdi, ne yapalım, insanlar ölüyor böyle oluncaya geliyor zaten bu tür. Bu bir savunma mekanizması. Bu bir politikacı savunma mekanizmasının tezahürü olarak kuruluyor bu cümleler. Yani geçmişte 117 kilo da düştüğü olmuş. Bunu da bugün okuduğum makalelerden birinde gördüm. Şunu mu demek istiyorsunuz? Yani 117 kilo... Önlem alınsaydı... Evet bunu diyorum açık açık, evet. Yani 70 kilo düşmesi veya işte 45 kilo düştüğünde de bunu 45 kilo diyecek, 80 kilo... Ama geçmişte 117 kilo düştüğü de olmuş. Demek ki oluyor. Yani hiç olmamış değil. Yani mesela hani hiç fay hattı geçmeyen bir
şehirde birdenbire 7.4 deprem olursa belki bu savunmayla kendinizi veya siyasetinizi ya da yaptığınız ettiğiniz işleri şey yapabilirsiniz, bir koruma altına alabilirsiniz. Ya arkadaşlar, bizim evet, Türkiye'nin evet jeoloji haritasında burada hiç fay hattı yok. Dolayısıyla evet, fay hattı olmayan bir yerdeki yapılarda buna göre öncelikleri arasına depremden korunmayı koymamışlar. Başka türlü ihtiyaçlara dikkat ederek, diyelim ki imar verilmiş, ona göre inşa süreci gelişmiş dersiniz belki, ama yani gerek Akdeniz bölgesini baştan aşağı tırmanan Kahramanmaraş merkezli ve Hatay merkezli depremlerde oralarda fay hatları olduğu biliniyor. Onlarca yıldır biliniyor. Bilimsel araştırmalarda burada gerilimin olduğu ve depremin geleceğine dair bizzat AFAD'ın hazırladığı raporlar da bulunup çıkarıldı malum. Hakeza Urfa'da da şu an bugün yaşanan, bildiğim kadarıyla ölü sayısı 18, 15 yani ve o da onlarca kayıp var. Evet, Urfa, bu arada Urfa için AFAD'ın raporunda sel baskınlarına dikkat çekiliyor. Tabii var, biliniyor yani, hiç olmamış sel olmayan yerler değil, biliniyor. Maalesef afetlere göre bir dizayn yapılmıyor, şehir planlaması buna göre yapılmıyor. Vali Salih Ayhan, bu arada ben üstesinden geldik ifadesini kullandı. Bu ifadeyi nasıl değerlendiriyorsun? Üstesinden geldik ifadesini. Demek ki herkesin üstesinden gelme anlayışı farklı. Ölen gider, kalanlar bizimledir gibi bir anlayışınız olursa, zaten o afet ilk vurduğunda, o doğa olayı ilk vurduğunda insanlar ölür. Ama kalanları toparladık. Yani neye diyorsunuz üstesinden geldik diye? Onu tam olarak bilmiyorum. Önemli olan hani can kaybı verilmemesini sağlamaya çalışmak veya doğa olayından zarar şunu gören yerlerin toparlanması olabilir falan olmalıdır. Şunu kastediyor olabilir. Özellikle 11 noktaya çok yoğunlaştık. İlk önce Süleymaniye bölgesi çok ciddi sıkıntıdaydı. Abide kavşağı sıkıntıdaydı. Abide kavşağında çalışmalar bitti. Sadece su tahliyesi kaldı. Belki bunu kastediyor. Kepçelerle su tahliye edildi. Çünkü yapılırken tahliye mekanizması düşünülmemiş. Çok net ki. Bunun üstesinden geldik cümlesiyle açıklamayı ben doğru bulmam. Peki. İlk turu şöyle bir hızlıca geçeceğiz. Ayrıca su toprağa kavuştu, toprak suya kavuştu hikayesi de çok acıklı bir hikaye. Çünkü Urfa'nın bugün Urfa'ya tepeden bakan, yani kroki, kuş bakışı bakan görüntüleri karşılaştırdılar. O kadar bariz bir yeşil alan yokluğu var ki. O kadar bariz bir, her yere olabildiğince beton dökelim. Hani çocuk parkını bile betonlaştıralım. Ağacın etrafına da beton dökelim. Bir yere çimen dikelim ama etrafını betonla çerçeveleyelim. Anlayışı, bu şehir planlaması, bu şehir dizaynı İstanbul'da da, orada da, nerede yoğun o yağış olursa. Bu bir sıkıntı ama, değil mi? Yani hayır efendim, ne demek? Öyle bir iktidar için mi? Hani iktidar ya da muhalefet, kimin iktidarda olduğundan bağımsız olarak yanlış bir yani şehirli ve toprak arasına mesafe koyan, betondan bentler ören bu şehircilik, bu planlamacılık anlayışı yanlış. Yanlış ve ne yazık ki yanlış olduğu da görmüyor. Bu bir gelişme ölçüsü falan gibi görülüyor. Türkiye'de böyle bir yanlış anlayış var. Köylere, bakın bu deprem vesilesiyle gazeteci arkadaşlarımız köylere de gittiler. Gördükleri şey, tabii hepimiz birbirimize konuşuyoruz. Ben de gördüm hakeza. Pazarcık'tan geçerek işte Hatay'a, Defne'ye vesaire gittik. Pazarcık'tan geçerek Adıyaman'a vardık. Yol üzerinde bir sürü yer gördük. Köylerde bile iki katlı ev anlayışı ortaya çıkmış. Kasabalarda hele artık 2-3 katlı altında, yani sanki tek katlı evde oturmak bir utanç vesilesi. Yani bir onur meselesi. Ya yeterince zengin değil herhalde, yazık ikinci katı çıkamamış gibi bir statü meselesine dönüştürmüş. Şimdi bu algıyı, bu anlayışı yıkacak enstrümanlara sahiptir. Hiçbir şey yapamıyorsa bir iktidar ya da rant. Yani evet, rıza üretimi yoludur. Maalesef rıza üretimi yolu olduğu için de bu yönde bir bilgilendirici. Ya arkadaşlar, hayır, tek kat sağlıklıdır. Burada böyle bir, bunu bir statü meselesi haline getirmeyin. Geleceğinizi korur. Çoluğunuzu çocuğunuzu korursunuz hatta bir afet anında denmemiş. Bunun gibi her yere, çocuk parkına, oraya buraya, her yere olabildiğince beton. Yani ağaç dik, etrafını betonla çevir anlayışı. Bu bir statü meselesi haline getirir. Yani ne kadar beton kullanıyorsak o kadar ilerlemiş bir ülke oluyoruz, o kadar aydınlanmış, uygar bir ülke oluyoruz gibi son derece yanlış bir anlayış var.
Dolayısıyla yağış miktarı çok yoğun olduğunda metrekareye düşen hacmi, santimetreküp hacmi çok yoğun olduğunda o toprak, o su, akan sel toprağa kavuşamıyor. Bu evet, kadar evet. Net yani. Peki Nihar Hanım, ayrıca teşekkür mazgallarınız, altyapınızı da ona göre yapmadığınız zaman sonuç hadise bu. İşte o zaman afete dönüşüyor. Cem çok Bey, yağmur yağdı diye değil. Evet evet. Cem Küçük, yüzyılın felaketi ama üstesinden geldik dedi vali. Vali Bey'in isminde Salih Ayhan. Nihar Hanım yani eleştiriyor. Sen ne dersin? Şimdi üstesinden gelindi deprem mi bu iş? Mi sel mi? Deprem sel. Ne sel şu bence anda, ayrı. Ya tabii ki ayrı ama şu anda biz selle de şimdi mücadele bakın, ediyoruz. Ben depremle ilgili eleştirileri makul buluyorum. Yani onu söyleyeyim. Yani iyi ev yapmazsan o ev yıkılır. Sağlam evlerin yıkılmadığı görüldü. TOKİ'nin yaptığı evlerin yıkılmadığı görüldü. Bir Kocaeli Üniversitesi'nden bir profesör hanımefendi o tek tek fayları gezip göstermişti kanallarda. Bize de gösterdi ve iyi yapılan evler yıkılmamış. Köyler dahil olmak üzere bütün deprem bölgesinde. Sel öyle değil. Şimdi selde bizde sel felaketiyle ilgili şeyler tamamen hükümeti, mesela her iki taraf içinde hükümeti hemen eleştirme şey. Bak önümde haber. Sel, Almanya 14 Temmuz 2021. Gaziantep'e, Urfa'ya yağan yağışın yarısı kadar 163 kişi öldü. Köln ve Kuzey Vestfalya'da Ahr Vadisi'nde dünyanın en iyi altyapısı Almanya'da, Japonya ile beraber bu şeyde. Bakın sen de sunmuşsundur. 163 evet. kişi. İtalya Toskana'da 2020'de 25-26 kişi öldü. Burada da mesela vadinin oraya evler yapılmış. Ki Almanya bu. Şimdi selde bir şey... Ben şunu anlayamıyorum. Ya selde bir şey yapamazsın. Meteoroloji uyarıyor. Diyor ki sel baskını olabilir. Şu iller olabilir. Dikkatli olsun diyor. Şimdi mesela. Şimdi bak bir şey diyeyim. Öyle diyorsun ama bak bu selde... Ha, depremde bu, bilmiyoruz zamanını selde ama. Selde ben bir şeyim. Selde bir şey yapmak mümkün. 2020'de pandemi zamanı bizim Giresun'un Dereli ilçesinde bir sel oldu. Ben oraya gittiğimde o zaman o yaz gittim mesela, sordum. Dediler ki yani zaten bizim orası çok yağış alır, Karadeniz. Böyle bir yağmur yok. Meteorolojiye sordum. İşte bir 60-70 sene önce. Yani normalde bir yılda yağması gereken yağmurun yarısı bir günde yağmış. Şimdi ona sen nasıl bir şey yapacaksın evlere, yani ya da o şey. Bir şey yapmak orada doğru değil. Selle ilgili eleştirileri ben doğru bulmuyorum. O şeye gelince, Abide Kavşağı'na, ben sabahleyin Zeynel Ebedin Beyazgül'ü aldım yayınıma. Urfa Belediye Başkanı. Ne? O mesela kim, diyor ki ben yapmadım. Kim yapmış? Bir önceki belediye. Sonra Ahmet Eşref Bey beni aradı yayından sonra. Değil, karayolları yapmış. Onu öğrendik. Fark etmiyor ama onun alt geçit, üst geçit... Bir dakika, karayolları hatalı mı yapmış? Hatalı şöyle. Tahliyesi yokmuş işte. Yok, şehir planlamacıları odaları... Sadece şunu söylüyor. Bu yağmur 100 yılda bir yağdığı için onun hesaba katılması gerekiyor diyor. Olabilir. Yani, 100 yılda bir yağacak, yani 100 yılda artık bir yağacak değil, artık da sıkı oluyor. Ama yani. Şöyle olması lazım. İklim orada hiçbir planlamacı, mimar onu incelemiş. Nasıl olsa buraya yağan yağmur belli diye taşıyacağı öngörülmemiş. Ama şunu artık kötü anladık. İklim değişikliğinde şunu anladık artık. Dünyada artık küresel iklim diye bir şey var. Bunun ders kitaplarında bayağı etraflıca okutulması lazım. Yani atıyoruz, en az yağmur nereye yağıyor? Örnek veriyorum, Hakkari'ye mi? Evet. Hakkari'ye bu yıl son 100 yılın en büyük yağmuru yağabilir. Evet. Artık ona göre evet. Altyapıları yapmak lazım. Afetlere hazırlıklı olmak lazım. Evet, ama sel felaketinde evler taştı, insanlar öldü. Demin Almanya, bakın Kuzey Vestfalya, Rhineland ve Köln. Dünyanın en iyi altyapıları burada. 163 kişi öldü. 2 gün öldü, bakın söyleyeyim. Bir de bir tartışma var bu sel felaketiyle ilgili. 2005'te Katrina kasırgasında oldu Amerika'da, evet. New Orleans'a, Louisiana'ya bağlı. O zaman Bush hükümeti müdahale etmedi. Siyahiler yaşıyor da müdahale etmedi gibi bir şey vardı. 1389 kişi öldü. Onların yarısı sıtmadan öldü. Hepsi boğularak ölmedi şeyden. Şöyle bir şey var batıda. Bak ben bunu bütün okuduğum makalelerde görüyorum yabancı. Bir felaket varsa önce bekleyelim. Hemen müdahale etmiyorlar. Böyle bir anlayışları var. Bak çok açık söyleyeyim yani. Mesela Katrina'ya müdahale etmedi Bush. Dedi ki bir hafta sonra edelim. Çünkü edersek daha çok kişi ölür. Öyle bir anlayış vardı. Almanya'da da öyle olmuş. Yani bir yağmur dursun bakalım gibi bir şey var. Bunların hepsiyle ilgili de makaleler, yüzlerce şey var. Ben o yüzden sel dolayısıyla yani hükümete veya belediyeye bir eleştiriyi çok mantıklı bulmuyorum. Deprem ayrı. Peki ama, çadırlar neden sular altında kaldı sorusuna da cevap veriyorlar. Ama şöyle. Yani çadırları
kurulduğu yer anlamlı bir açıklaması da olabilir. İlk, mecbur kalmış olabilirler İtalya'da, bilemiyorum ama çadırlar anlatan, neden sular altında kaldı? Dere yatağına çadırlar vardı. 2015 yılında diye. Berlusconi dönemini anlatan ilk bir film vardı. 2011 Perugia'sında geçer. Dünyanın en çok yağmur yağdığı zamanlardan biri Perugia. O da o zaman da çok şey ölmüştü. O dere yatağı filan ama bu kadar yağmur yağacağı öngörülmüyor Pınar. Yani şimdi mesela bizim Doğu Karadeniz çok yağış alır ama normal yağmur yağar. Bazen işte Dereli 2020'de düşün bak bir yılda yağan yağmurun yarısı bir saatte yağıyor. Şimdi ona öyle mi çok mücadele etmen de çok mümkün. Çok şey görüyor. O zaman bunu bilenler... Ama Cem bizim ya ben coğrafya kitaplarımızda ilkokulda bildiğimiz bir şey var. Türkiye mesela Türkiye'de hortum olmaz, Türkiye'de kasırga olmaz ama Türkiye'de sel baskını olur. Ona bakarsan olur. Bütün dünyanın bilim adamları Konya Kayseri deprem de olmaz. Konya'da Kayseri'de sürekli deprem oluyor. Hani fay yoktu orada. Hani dolayısıyla bizde şöyle selle alakalı çok bir şey yapmak en iyisini de yapsan Pınar. Mutlaka şey oluyor. Çünkü yani, fay haritalandırmamız çok önce yapılmıştı. Orada, ama söyleyeyim Cenk Yaltırak. Evet başladılar. Ben orada söyleyeyim. Bizim deprem fay haritalandırılması yapılması lazım. Bizim deprem mühendisleri old fashioned, eski kafa. Bu Cenk Yaltırak diye bir profesör çok yeni haritaları. Bunların haritaların güncellenmesi lazım. Ama şunu artık görelim. Bu işi bence yani sen öyle dedin ben böyle dedim diye değil de. Artık biz deprem afetzede bir ülke olduğumuzu görüyoruz. Bak bütün dünya görüyor. Yani Avrupa'da şeyde bütün Asya her yerde oluyor. Buna tedbir alınabilir ama bazen bazı şeylere yani küresel ısınma dünyanın problemi. Ama şöyle zaten. Diyeyim şimdi İstanbul'a diyelim ki 100 kilo yağmur yağıyor. Şimdi 400 kilo aynı anda yağdığında yani İzmir'i düşün bir sel oldu mesela orada da ben 2 hafta önce oradaydım sel oldu. Yani şey ama o kadar öyle bir yağıyor ki yani hani ben diyorum ki Karadeniz'de ben böyle yağmur görmedim diyorum. O kadar yağdı ki durmuyor bir de yani hani 4-5 saat. Hiçbir önlem bunu engelleyemez. Evlere bence o toprağa bir şey toprağa koyacaksın. Dere yatağına yapılan evler tamam. Biz bunu yıllarca ya dere yatağına mesela. Bak, hatırlıyor musun? Ya, lafı kesmek için söylemiyorum. Yok, söyleyebilirsin. Bu Pınar Hanım'a bir parantez. Ya, şimdi 2021 yılında şimdi mıydı? Batı Karadeniz sel, Batı Karadeniz bölgesinde Bartın, Kastamonu, Sinop. Onları kapsayan bir sel felaketi oldu. Evet, hatırlıyor 2021'de. Musun? 2021'de. Hatırlarsan orada Ayancık'taydı galiba. Dere yatağının başına evet. Tomruk fabrikası konmuş. Evet, evet, evet. Yapılmış. Tamam bak ama... Ve o selin gücüyle o tomruklar mermi gibi ilçenin o yerleşim yerlerinin içine hatta daldılar. Evleri paramparça etti. Evleri parçaladı, insanları evet. Vurdu geçirdi ya. Şimdi. Ama bak ben oradaki çok şöyle görüyorum. Çok boyutlu bir sana da şimdi atacağım. Sorun var yani. Şeyde Rhineland'de Ar Vadisi'ne bak burada evi Almanya'da ikiye yapılmış. Ya Cem ay, bir şey söyleyeceğim. Bir şey Almanlar her şeyi doğru yapıyor diye bir tane orada bir bak, yerel sözümü, yönetim yok mu? Hayır sözümü şöyle. Bizdeki farkını söyle. Burada bak dediler ki 134 kişi öldü bak şimdi burada. Ben şu bu haberi o kadar detaylı vermiştim ki ama bak adam diyor ki belediye başkanı oranın yönetim. Ya bu diyor 100 sene önce 150 sene önce kayıtlarda yok. O kadar şiddetli yağmur yağıyor ki ısınmadan dolayı ama buradaki fark şu. Bu ilin valisi ve belediye başkanı istifa etti. Bu. Bizde de istifa var bizde ama. Bizde gene Adıyaman şey hani ama burada da bak Toskana'da 2 sene önce oldu ya. Ben o ya bir şey oldu orada. Yani insanlar da şey biz burada suçlamadan ziyade dere yatağı. Bir de şunu söyleyeyim. Dere yatağı evde deniyor. Ben Karadeniz'de iyi bir oralıyım zaten. Nereye ev yapacaksın? Ev yapmaya yer yok. Mesela diyorlar ki işte şeye git. Nasıl yamaç, nereye gideceksin? Evet. Ya yamacı ev yapamazsın ki bak bizim yoksa evle. Yoksa yapmayacaksın. Orada nerede yaşayacaksın o zaman? Nerede yaşayacaksın? Şimdi Malatya'da Bostanbaşı diye bilinen bölgede insanların itirazlarına rağmen ki Malatya'nın kayısısının işte bütün o yerel ürünlerinin falan o güzelce verimli olduğu bir yer. İnsanların itirazlarına rağmen oraya bir sürü ev yapıyorsun. Tarla olması gereken yer ya. Yani Türkiye sonuçta kabul deprem edelim. Deprem şeyini diyorsun. Kabul edelim. Tamam o bak depremdeki eleştirme. Bir cümlem var. Cem, bir cümle duyayım. Daha. Ta cümlem var. Bak. Ondan sonra şimdi bak Karadeniz şu eleştiriler doğru değil. Çünkü bölgeyi tanımayanlar. Ha, nereye ev yapacaksın diye sordum da. Deprem, sel bunlar deprem ayrı, bak. Dikkate alınarak selde ne bak, yapıp edip bunları bir şey dikkate alacaksın sana. Ya. Giresun'a gel şimdi. Ya, yüz ölçümü uygun değilse yapmayacaksın ya başka diyorum bir şey, bence. Nerede yaşayacak insan ya? Ya hayır yüz ölçümü ya bak bir şey diyorum. Yani. Dereli'nin atıyorum 20 bin nüfusu var diyelim bilmiyorum 10 bin. Dereye şuraya yapma diyorlar. Ya daha ya yapmaya bu adam nereye gidecek? Bu zaman buna devlet yer gösterecek. Yaşamaya yer yok ki. Dağlara ev yapılamaz orada. Hmm. Ya sen bizim Karadeniz için ya diyorsun. Onu diyorum ben şimdi. Gel bizim Eynesi'yle
Orası götüreyim seni. Ya ev yapmaya yer mi var? Dağlık bilmem. Ya arabalar çıkmıyor oraya ya. Anladım. Kamyon şeyi orada o da yer. Uygun değil. İnsanlar ne yapıyor? Bakıyor. En kolay yer bu vadinin, ovaların olduğu yani yaylaların tam o derenin geçtiği yerlere yapılıyor. İnsanlar da aptal değil ki. Yani şöyle aptal değil. Bakıyor, ev yapmıyor. Adam diyor ki buraya ev yap. Nereye yapacak? Gel yap bakayım. Gel o zaman bir tane müteahhit gelsin. Ya da itiraz eden bir belediye parti ayırmaksın. Bana Dereli'de, Eynesi'de ev yapılacak yer göstersin. Nerede yaşayacak bu insanlar? Doğan öyle yani. Şeyin öyle senin bu ama yani. Spesifik yani bir şey oluyor bu. Bütün Türkiye için bu geçerli mi ki? Hayır ben Karadeniz ama şöyle. Yani bak depremi konuşunca da depremle ilgili eleştirin o başka. Bak evet. Depreme tedbir alınabilir. Ama selde her şeye çare diye bir şey yok. Bir ek düşebilir miyim? Cem'e destek oluyor aslında. Hani çok, şey yok. Şanlıurfa'da insanları en çok sinirlendiren şey biliyorsunuz belediye başkanı ile ilgili bir iddiaydı. İşte Japonya'dan kredili alınıp yani şehir planlamasını harcamak üzere Japonya'dan kredi istenilip sonra işte Taliban rejimli Afganistan'a yardım yapıldığı şeklinde bir iddia ileri sürüldü. Yalan. Ve bu yalanlandı. Hani onunla ilgili yalanlanmış olduğuna dair bilgi de biliyorsunuz ilk bilgi kadar hızlı ve etkin bir biçimde dolaşıma girmiyor. Yalanı gerek yok. Onu belirtelim, bu iddia asılsız. Peki. Cem Kaya, mevzu ortada. Bu arada başınız sağ olsun. Sağ olun. Evet. Cem Bey'in gerçekten çok çok yakınınızı kaybettiniz. Olsun. Gerçekten Allah sabır versin öncelikle. Milletimiz sağ olsun. Şimdi her yayında olduğu gibi şehitlerimizi zikrediyoruz ve her geçen gün de yenileri ekleniyor. Deprem şehitlerimizin hemen ardından sele kurban verdiğimiz canlar var. Lider Devlet Bahçeli'nin birkaç cümlesiyle başlayayım müsaadenizle. Yaşanan felaketlere eklendiği her gün bir yenisinin daha eklendiği şu günlerde 18 canımızı daha sele kurban verdik. Türkiye'miz bu afetleri ve yaşanan acıları bir ve bütün olarak sarmaya muktedirdir. Yeter ki ayrışmayalım. Allah birliğimizi ve de beraberliğimizi daim ve kaim eylesin diyor Lider Bahçeli. Şimdi hakikaten çok farklı bir imtihan sürecindeyiz. Bir gün deprem, bir gün sel, belki yarın çok daha farklı acıları yaşayacağız. Ama zatenimizin de ifade etmeye çalıştığı gibi biz nerede hata yapıyoruz? Veya bu hatalar silsilesini neden idame ettiriyoruz? Bunu sorgulamak lazım. Ben yaklaşık bir haftadır bölgeyi çok birebir gezen gazetecilerimizle, bölgeyi birebir gezen STK liderlerimizle bir araya geldim. Bilhassa Adıyaman özelinde, Hatay özelinde çok farklı tezahürleri ve bilgileri de edindim. Bunları çok doğru analiz etmek lazım. Belli bazı başlı hususlardan da ders çıkarmak lazım. Bir, çadırlarımızı kuruyoruz, sel basıyor. Evet. Çadırlarımızı doğru yere kurmuyoruz. Binalarımızı yapıyoruz, yıkılıyor. Demek ki doğru bina inşa etmiyoruz. Tıpkı 99 Gölcüğü'nde yaşadığımız gibi biz indik evden, şehir yok. Onlarca arkadaşımızı, dostumuzu yine orada kaybettik. Aradan 25 yıl geçti. Bu sefer roller yer değiştirdi. Eşimin ailesinden çok ciddi akrabalarından kayıplar oldu. Dolayısıyla biz hatalarımızdan ders almak yerine bir takım excuse'lara, bahanelere sığınıyoruz. Şimdi bilhassa 3 tane valimizin ismini vereceğim. Tunceli valimiz hiçbir görev tehdit edilmemesine rağmen depremin ilk anından beri destan yazan bir isim. Erzincan valimiz Mehmet Bakas inanılmaz bir özveriyle çalışıyor. Ve Denizli valimiz boynunda kemoterapi ilacıyla geziyor. Ayağında terlik olduğu halde ve vali olduğunu da kimse anlamıyor çok uzun bir süre. Çünkü öylesine bir dertle ihmal ediyor. Şimdi Sayın Bakan'ın açıklamaları veya bölgedeki farklı bürokratların açıklamaları. Devletsiniz siz. Ağzınızdan çıkan kelamlara dikkat edeceksiniz. Kelimeler nişangahı bozuk silahlar misali. Biz de bu yayında her ağzımızdan çıkanı zikrediyor muyuz? Hayır. Yutuyoruz, yutkunuyoruz. O 9 boğumu sindirerek geliyoruz. Şimdi bir söz ağzınızdan çıkıyor. İnsanlar canlarını kaybetmiş, yakınlarını kaybetmiş. Çok önemli vazifeleri, görevleri, başarıları olan bir tarım bakanımız dahi o kelamın altında kalıyor. Çünkü artık o söz onun ağzından çıktı. O söz belli bir noktada inikas etti. Tıpkı Nihal Hanımefendi'nin ifade ettiği gibi o yalan dünyayı 40 kere dolaştı. Evet. Artık sen ne yaparsan yap. Tweet at, tevil et, evet. Sözlerini tasfiye et. Doğru yapmak, anlatmak çok zor. Bunun hiçbir anlamı yok. Demek ki daha sakin, daha teğendi. Ben hep şu örneği veririm. Ofisteki arkadaşlarda da.
Atatürk'ün bir köylü milletin efendisidir sözü var ya. Evet. O köylü vatandaşı dinlerken bir hal dili vardır. Bir omuzlarını kamburlaştırır, böyle bir hal dili değişir. Bir adeta onun karşısında ezilir. Çünkü onu bir dinler, onun bir derdi var. Bizde şu oluyor Nihal Hanım. Bir yakınınızı kaybediyorsunuz. WhatsApp grupları var. Nihal Hanım'ın şu yakını öldü. Başlıyor WhatsApp grupları. Allah rahmet eylesin, Allah rahmet eylesin, Allah rahmet eylesin. Ya kadıncağız acısını mı yaşasın? WhatsApp grubuna mı dönsün? Onlara cevap mı versin? Bu inanılmaz bir noktaya evrildi artık. Oradan bir şey yazmıyorsunuz. Ben şahsen yazmıyorum. Bekliyorum 7 gün. Diyorum ki kadıncağız bir acısını yaşasın. Bir gözünün yaşını akıtsın. Bir sindirsin. 7 gün sonra gidiyorum. Sarılıyorum ona, diyorum ki acın acımdır. Biz ne acımızı paylaşabiliyoruz, ne akıttığımız gözyaşına ortak olabiliyoruz. Değişik bir topluma adeta metaformoz olduk. Evrildik. Hiçbir şeyi biz sağlıklı tartışamıyoruz. Şimdi burada da deprem ve selde hataları apaçık ortaya koyacağız. Ağzımızdan çıkan kelamları apaçık ortaya koyacağız. Bunlardan ders çıkaracağız. Adıyaman valisi özelinde söylüyorum. Çok net, bilgiye dayalı. Çok kıymetli bir gazetecimiz geldi. Dedi ki ben inanın Cem Bey dayanamadım dedi artık orada yaşadıklarımıza. Ve en sonunda sağlık sorunları nedeniyle affını istemek zorunda kaldı. Dayanamadı. Çünkü niye? Riyaseti Cumhurbakanı da dayanamadı. Bugün Küçükçekmece Adliyesi'ndeyim. Muazzam bir şimdi eser yap. Adıyaman valisi istifa etti. Evet. Etmek zorundaydı çünkü. Niye? Hatay ya vatandaş, valisi de istifa etti. O farklı bir istifa. Bakın ilk istifaya yönelik söylüyorum. Riyaseti Cumhurbakanı çıktı 2 gün sonra ne dedi? Biz dedi tırnak içinde Adıyaman özelinde nedamet getiriyoruz ve helallik istiyoruz dedi. Basit bir söz değil. Çünkü Tayyip Bey'e de iletildi. Reisi cumhursun sen, orada her türlü devletin imkanını seferber etmişsin. Devletin bütün imkanları orada. Bütün yardımlar orada. Ama orada bir tane vali o işi koordine edemiyorsa orada oturmayacak. Kalkacak gidecek. Artık bunları konuşmamız lazım. Bakın. Adıyaman valisinin aday adaylığı söz konusu değil. Hayır efendim. Sağlık sorunları nedeniyle sağlık istifa sorun etmiş. İyi ama de olmuş. Ama diyorsunuz. Bakın devam edeyim. Anladım. Şimdi kıymetli Mehmet Metiner'le bizim büyüğümüz farklı bir ulusal kanaldaydık. Ya abi dedim bu çadırlar niye su alıyor? Ya ilk gün daha dedi biz gördük burada bir sıkıntı olabilir. Uyardık bürokratlarımızı. Sayın vekilim çözeceğiz geçici. E sen geçici koydun bak su bastı. İnsanlar mağdur oldu. Sonra hep beraber ne yapıyorsun? O mağduriyetler üzerinden yeni bir takım duygusal kırılmalar yaşıyorsun. Milletin vekili orada, milletin belediye reisi orada, milletin kaymakamı orada. Bu sefer o kanalizasyon sularının içinden insanları toplamak zorunda kalıyorsun. Bu arada CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bir kişi sorumluluk almadı, siyasete girmek için istifa ediyorlar diye Hatay valisini herhalde ikincisiyle ilgili. Şimdi bu Rahmi nasıl oluyor biliyor Doğan'ı musunuz Pınar Hanım? Bakın, kastederek. Devlet ilk andan beri tüm gücüyle, tüm riyasetiyle oraya muazzam bir yığınak yapıyor. Ama sizin oraya koyduğunuz insanlarda sıkıntı varsa veya bir sel felaketinin üzerinden 18 canınız gitmişken ağzınızdan çıkan kelimeleri doğru intihab edemiyorsanız bakın yaptıklarınız da berhava oluyor ve bunun altında hepimiz kalıyoruz. Bizim doğruyu ve yanlışı doğru ayırt etmemiz lazım. Bunlardan ders çıkarmamız lazım. Bakın sarı fosforlu kalemle çiziyorum. Evet. Ben Ataköy'de defalarca oturuyorum, net söylüyorum, Ataköy'de yöneticiyim. Evet. Bizim binamızla ilgili sıkıntılı bir durumu tespit ettik. Bunu gündeme getirdik. Ve insanlardan olmayacak tepkiler aldık. Ya öleceğiz mi yani, bakın yöneticiyim ve hukukçuyum, diyorum ki burada bir sıkıntı var. Bunu el birliğiyle çözelim. Devlet imkanlar sağladı. Evet. Sıfır faizli krediler. Ya affedersiniz yemediğimiz dayak kalmadı. Burada vatandaşa da serzeniş var. Neden? Çünkü biz iktidarıyla muhalefetiyle bir 30 saniye bir şey okumam lütfen lazım. Bölgeden geldi, bu çok hassas. Peki. Bunlardan idari, hukuki, mali, mimari tüm sonuçlarıyla ders çıkarmamız lazım. Bakın 3 tane çok önemli isim zikrettim. Sitayiş'le bahsediyorum. Yapamayanın da o koltukta oturmaması lazım. Urfa'dan göndermiş bir kardeşimiz. Çok duygusal. Şöyle diyor. Ben Anadolu'nun çorak topraklarından geliyorum. Lakin bir çocuğa yakışır şekilde büyümedim ben. Gülemedim. Ağlayamadım. Daha hiç sevemedim mesela. Pahalı oyuncaklarım olmadı benim. Başkaları gibi yaşayamadım. Belki de hiç ölemedim ben. İnsan gibi ölmeyi bile beceremedim ben. Biz insanca yaşamak, insanca ölmek ve tüm 85 milyonu, tüm vatandaşlarımızı insanca yek vücut olarak kucaklamaya mecburuz. Buna mahkumuz. Yoksa yeni bir yüzyılı inşa edemeyiz. Peki Cem Kaya, çok teşekkür ederim. Cem Kaya'dan da eleştiri geldi. Şaban Sevinç, hoş geldiniz. Hoş
Hanım, merhaba. Hoş geldin. Merhaba, iyi yayınlar. Ankara'dan hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bizim TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç zaten yakından tanıyor izleyicilerimiz. İlk turu şöyle konuştuk Şaban Bey. Maalesef sel bölgesinde Şanlıurfa ve Adıyaman'da toplam can kaybımız 18'e yükseldi. Burada önlem alınır mıydı, alınmaz mıydı? Hatalarımızdan ders çıkarttık mı, çıkartmadık mı? Tüm bunları konuşuyoruz. Bakan Kirişçi'nin işte dün akşamki söylediği sözler bugün sosyal medyada konuşuldu. Bakan Kirişçi beni yanlış anladınız dedi. Başka bir şey anlatmaya çalışıyorum dedi. Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan bu afet çok büyük bir afetti. En büyük afetti ama üstesinden geldik dedi. Ama neticesinde o ilde 15 can kaybı var. Ne diyorsunuz Şaban Sevinç? Evet. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim tüm arkadaşlara ve değerli izleyicilerimize. Ya çok talihsiz tabii. Bir de maalesef yetkililerin işte en büyük felaketti diye savunmaları hani sanki özür kabahatinden büyük gibi bir durum. Demek ki en büyük felaket olabiliyormuş. En büyük felakete göre neden hazırlanmıyor? Bu bizim ülkenin yöneticileri, işte valileri, belediye başkanları, bakanları. Yani çok talihsiz Şanlıurfa'da görüntüler, Adıyaman'da çok talihsiz görüntüler. Çadır kentlerin mesela sel basması, su basması çadır kentleri. Tam bir dere yatağının kenarında olması. Ona da bir açıklama geldi mi orada facia. Şaban Bey? Şehir Plancıları Odası Adıyaman temsilcisi bir açıklama yaptı. Belediye bu geçici çadırları kurarken şehir merkezi içerisinde park alanlarını ve boş arazileri tercih etti. Ancak şiddetli yağışlarla dikey şekilde şehir merkezine akan su direkt çadırlara ulaştı dedi. İşte yani demek ki oraya kurulmaması gerekiyormuş çadırların. Değil mi? Yani yağmur yağabilir. Yağmur sürekli yağabilir. Yağmur, yani yağmurun bile bir afet ve felaket diye nitelenir hale gelmesi gerçekten çok üzüntü verici bir beceriksizlik. Hadi deprem, tamam. Deprem çok gerçekten... Çok zıt iki fikir oldu. Cem Küçük dedi ki depreme önlem alınabilir ama sel alınamaz dedi. Evet. Deprem, tam tersinde siz yok tam tersi. Depreme önlem alınabilir. Sele de önlem alınabilir. Hiç de alınamaz diye bir şey yok. Yani sele de dere yataklarına, yerleşim yapmazsın. İşte dere yataklarına ya da yağmurdan işte gelen sular için yeterince kanallar açarsın. İşte onun şeylerini yaparsın. Hani köprü alt geçitlerini vesaire. Ve o suyu, o gelen suyu sağlıklı bir şekilde gitmesi gereken yere ulaştırabilirsin. Bu yapılıyor yani. Avrupa'da hiç böyle sel felaketi demin, oldu. İşte şu kadar insan öldü falan diye bir şey görmedik. 2 sene önce 2021'de Kuzey Vesfalya'da ve Köln'de 14-15 Temmuz 2021'de 163 kişi bir günde öldü. Demin verdim. Ve orada da benzer tartışmalar oldu. Ama bizden farklı olarak orada yetkililerden bazıları istifa etti. Vali bir. Ama mesela Toskana'da 2021'de yine 60 kişi öldü. İtalya'da ölüyor yani çok. Amerika'da da ölüyor. Ama şimdi bak. Şimdi tamam bizde de oluyor. Şeyde özellikle Karadeniz'de o şey dere yataklarında değil mi? Orada çok oluyor. İşte Rize'de, Kastamonu'da, bizim Samsun'da. Dereli'de oldu 2020'de. Evet, oralarda oluyor böyle şeyler. Hani seller oluyor ama şimdi sel felaketi yaşayan bir ülke. Ama sel normalde felaket aslında olmaması gerekir. Onu demeye çalışıyorum. Yani daha şimdi sel baskını yaşayan bir ülkeyiz. Sel baskını olur ama can kaybı olmaz. Hani sel basar, tarlaları basar, işte ne bileyim işte yolları basar, geçer falan ama yani insanların ölmemesi gerekir. Onu demeye çalışıyorum. Yani dere yatağına yapmazsanız şimdi çadır kenti mesela o dedikleri yere yapmasalardı, yağmurun işte akıp geleceği hedefi olduğu yere yapmasalardı çadır kent mesela sel altında kalmayacaktı değil mi? Bu kadar basit yani bunu düşünemeyen bir mantık. Ama o kadar mantık yağmuru beklemiyor ki. Cem Küçük bak itiraz ediyorsun da. 100 yılda bir yağıyor. Hiç pikniğe gittin mi sen ailenle? Çok. Çok gittin. Peki pikniğe gittiğin zaman bir yeşil alana gidiyoruz değil mi? İşte mesir ormanlık alana, yeşil alana. Peki gittiğin zaman pikniğe oturacağın yeri, işte sofranı kuracağın yeri hesaplarken ya da belirlerken ya güneş nereden geliyor, rüzgar nereden eser, işte bu gölge, altına sığındığım gölge kaç saat beni vallahi korur? O kadar teknik düşünmüyorum. Güneş ya ne zaman vallahi düşünmüyor musun? Düşünmezsen 10 dakika sonra güneşin altında kalırsın. Ona bakar. Güneşin altında kalırsın ve yeni gölge ararsın. Hayır. Ama normalde nedir? Pikniğe gittiğin zaman çocuk çoluğunla işte hani şey kuracaksın, sofra kuracaksın, çay demleyeceksin vesaire. Rüzgar nereden eser ki hani çay ocağı sönmesin? Ya da işte oturacağımız yere önünü kapatırsın bir şey oturacağımız olur. Yeri işte gölge
200 saat kalır mı? Yoksa 10 dakika sonra güneş gelir de yanar, yeni bir yer mi ararız? İşte her şeyi taşırız falan filan diye bütün bunları hesap ediyorsun. Şimdi bunları bile vatandaş hesap edebilirken, etmesi gerekirken koskoca devlet, devletten söz ediyoruz. AFAD, Kızılay, yani yüzyılların deneyimi, bakanlık, Türkiye Cumhuriyeti Devleti çadır kent kuruyor. Evsiz kalmış, depremde evleri yıkılmış, oturulamaz hale gelmiş vatandaşlara başını sokacak çadır kuruyor. Gidiyor sel bölgesine kuruyor. Bir ay sonra yağmur yağıyor. Bu sefer bir de aynı ya, depremden şey evleri göçen vatandaşların bu sefer yağmur yağmurdan çadırları ya. Göçüyor. Çadırın içinde yani yağmur, şimdi çadır yağmura karşı korumaz mı normalde? Korur değil mi? Çadırın normalde çadırına yağmura göre. Karşı koruması gerekir. Konteyner, yağmuruna göre. Hayır, yağmuruna göre ama. Değil. Çadırın sadece normalde çadırın yağmura karşı koruma konteyner. Yani yağmur geçirmeyen, su geçirmeyen çadırlar var. Kırgızlarınkine bir şey olmaz da bizim Kızılay'ın çadırları yağmurda gider yani. Aslında i̇şte cevabı gitti. Verdin abi. Gitti. Ama gitmemesi gerekiyor. Kırgızların çadırına yani. Ama gitmemesi gerekiyor. Kırgızların çadırına var ya lazım. Şaban Bey. Eksi 10 derece olsun veya 30-40 derece sıcaklık dayanır. Çok iyi. Kimin ya. Kimin çadırı? Kırgızların çadırı var ya, kurdular bölgeye. Tamam. Evet. Onlar, bizim silahlı kuvvetlerimizin silahlı kuvvetlerin. Benim Hatay'da gördüğüm çadırlara çadır demeye bazılarına bir o bizim de çadır biliyor. Kamp çadırı onlar. Evet. Teknik çadırı. Evet, kamp çadırı ya. Silahlı kuvvetlerin, şimdi silahlı kuvvetlerimizin de çadırları var bölgede, hani kamp kurmuşlar belli yerlere vatandaşlara yardım için. O çadırlar nasıl? Hani ben görüyorum tabii. Şimdi Sayın Hulusi Akar'ın komutanlarla yaptığı yani. Toplantılarda falan görüyoruz bazen. Oval şekli üstü. Evet, evet müthiş çadır yani o çadırda yani konteynerden daha sağlam yani yaz kış konaklı o çadırda. O zaman şuradan şu sonucu çıkartabilir kim, miyiz bu masadan? Kızılay çadır üretimini yaptığı bir şirket var. Orada mesela o üretimi bu çadırlardan değil de işte dediğiniz Kırgız tarzında çadırlardan mı yapması gerekir? Yapması gerekir. Şimdi mesela burada önemli bir şey çıkıyor ortaya. Yapması gerekir. Bakın ders şimdi çıkartalım anlamında söylüyorum. Pınar Hanım bacayı bile ya yandan uzatıyorsun. Ya Marmara'da büyük yapmış, bir deprem bekleniyor. Yani Türkiye'de birçok yerde çok büyük deprem bravo. Bekleniyor. Şeyde hazırlıklı var mesela olalım. Amerika'da bravo. Sel felaketleri şey kar yağan Montana çok muazzam karın yani bizdekinin 5 katı kar yağan yerler var. Orada da şimdi öyle çadırlar var ki mesela güvenlik güçler oraya gittiğinde kuruyor. O muazzam ama bizim yani sil baştan zihniyetimizi doğru, değiştirmemiz. Yoksa bu birbirimizi suçlayarak değil. Şunu gördük deprem, sel artık buna göre her şeyin bir daha olması doğru. Lazım. Geçmişte bu Japonya'da, Amerika'da olmuş ama tedbirlerini almışlar. Orada ama da Cem Küçük bak şimdi şöyle affedersin hani sözünü kesmiş olayım da. Söz sizde zaten. Şimdi kardeşim bak çok büyük bir deprem. Çok büyük bir deprem yaşadık. Tamam deprem hakikaten 100 yılın felaketi eyvallah. Ama Türkiye çok büyük bir ülke, gerçekten büyük bir ülke. Bizim Kızılay çok büyük bir hani örgüt, teşkilat ve milletin yüreğinde yeri olan bir şey Kızılay. Hani şimdi diyor ya Kızılay Başkanı böyle eleştirilince, burası dernek canım çadır satarız tabii falan diyor ya. Öyle değil, orası senin babanın çifti değil kardeşim. Orası dernek değil yani o anlamda dernek değil. Teknik olarak dernek olabilir ama o dernekte benim de payım var. Depremde işte evi göçen vatandaşın da payı var. Hepimizin hani gönlünde yeri var Kızılay. Hepimizin bağışlarıyla çocukluğumuzdan beri, babalarımız, dedelerimizden beri gelen bir Kızılay. Yani artık millileşmiş, yani bir devlet organı haline dönüşmüş. Milletin malı haline dönüşmüş. Ama Kızılay'ın başındaki bugünkü beyefendi, burası dernek ne olacak diyor. Yani çadır da satarım. Hatta bir paralel yapı kurarım Kızılay diye, genç Kızılay diye. Oraya da oğlumu yönetim kurulu üyesi yaparım diyor. Çiftlik gibi kullanıyor sanki şey gibi hani aileden gelen bir şimdi o şey eleştiri de doğru yani gibi. Kızılay'ın böyle görevini yapmamasının işte ailede yani o eleştiri doğru değil ama bak, çadır niye, sakması falan çok doğru. Yanlış ama ailesini almış da onların çoğu doğru değil. Neden yani. Doğru? Aile ilişkileri doğru değil. Cem Küçük var oğlu hayır, var yönetimde. Kızılay'ı eleştiri oğlu yönetimde değil başka. Hayır. Değil yani bak Kızılay ya, Kızılay yanlış yan yaptı. Kuruluşunun yönetiminde depremde yönetim kurulunda. Çadır satmak baştan aşağı yanlıştı bu nasıl aklına geliyor deprem o ayrı bak o ilişkilerin hepsi doğru. Peki oğlunun yönetimde olmasında bir sakın oğlu yönetimde değil ki onun ya. Ya var kardeşim. Hayır abi. Kızılay'ın bir ben şimdi bulurum. Sana. Yani o başka bir şey. Eleştiri bak. Kızılay şirketi değil mi? Kızılay şirket değil mi? Oğlunun yönetiminde olduğu şirket. Başka bir şirket. O aynı yerde değiller. Onu söylüyorum. Bak Kızılay'ın eleştirilecek yüzlerce bu Kızılay depremde gördük. Ya Kızılay'ın şirketi değil mi? Aile bilmem oradan almış da bilmem o ondan. Kızılay'ın işini yapmamasının sebebi bu değil. Kızılay'ın o deprem günü mesela benim aklıma gelmez. Sizin de gelmez. Ya ben gideyim çadır. Elindeki çadırı bölgeye gönderirsin. Onu an satmayı nasıl düşünüyorsun? Bravo. Hatalı. Bravo. Hatalı güzel. Bak hiç. Hatta bence ben Kerem Bey'i iyi tanırım. Ya istifade etmesi lazım bence. Ama kaçıncı bu aileydi, ya? Çocuk onlar da
yani sizin için demiyorum. O sosyal medyada yazılan troll ya, yalanlar hayır yani. Hayır kardeşim, sosyal medyada değil şimdi bakın. Hayır, sizin yani, işinizi bence şeyden ya, götürseniz daha takım, faydalı olur. Bir takım gerçeklere de böyle itiraz etmeyelim lütfen. Var ben kardeşim, çünkü ben eleştiriyorum şimdi sana birazdan. Şimdi konuşurken şeyin bozulmasın diye. Araya girdim şey için, kusura bakmayın. Hatta 3 isimli oğlu yani bilmem ne Kınık diye çocuk yönetim kurulu üyesi, Kızılay'a ait bir şirkette yönetim kurulu üyesi. Ne alakası? Niye olsun canım? Niye olsun yani? Yani Kızılay bir şahıs şirketi mi? Yani ben ama neden kızı? CHP ya da bir siyasetçinin böyle yüzlerce örnek ya da bir siyasetçinin iktidardaki bir siyasetçinin Kızılay çok ciddi akrabalı. Bir bu konuda yara almadı mı? Yani öyle olunca böyle oluyor işte. Yani bir sürü insan çıktı yani. Efendim? Bir sürü sıkıntı ya Hatay oldu. Bak şimdi böyle gidersen Kızılay, bak Hatay değil mi? Hatay yıkıldı. 10-15 yıldır CHP yönetiyor. Orada verdikleri imarlar son 10-15 yılda, oradaki aile ilişkileri, oradaki bak ben hiç girmedim bile. Orada da ben bir sürü şey bulurum. İzmir'de deprem olduysa neler söylersin? Mesele o değil ki şimdi. Kızılay baştan aşağı hatalı. Çadır satmak da hatalı, erken davranmamak da. Bunu eleştirelim ama çocuğu bilmem ne, o da doğru eleştiri değil bence. Hı hı. Benim görüşüm yani. Bakarsınız Şaban Bey, şimdi kaç dakikam var yönetmenim reklama? Yeni konuyu açmayacağım. Tamam Şaban Bey tamamlasın. 3,5 dakika sonra reklama gideceğiz. Reklamdan sonra tabii Türkiye'nin bir taraftan bu depremler, afetler, sel hakikaten büyük sıkıntılar yaşanıyor. Ama bir gerçek var ki 60 gün sonra da sandığa gidiyoruz. Ve en kritik diye bahsedilen bir seçime gidiyoruz. Gelen anket sonuçları da çok başa baş giden bir yarışı gösteriyor. Dolayısıyla bu konuyu da konuşmamız lazım reklamdan sonra. Şimdi Adıyaman valisi de istifa etmiş galiba. Adıyaman valisi istifa etti, adaylığı yok dedi Cem Kaya. Evet. Ben sağlık adaylık sorunları nedeniyle pek de doğru olmuş sağlık sorunu yaşaması. Ama Hatay valisi aday olmak için istifa ettiğini söyledi. Bir de işte Hatay valinin resmi hesabında. Adıyaman valisi aynı zamanda depremzedeler dertlerini anlatmaya çalışırken onlara gülümseyen kişi değil mi? Şey mi? Aynı kişi. Adıyaman valisi galiba evet. Değil mi? Evet. Evet. Aynı kişiyi bakıyorum. Evet, sabit. Sonra evet, sabit doğru, olmuş istifası. Sonra geçici olarak görevden alınmış da galiba başka bir vali. Hı hı. Pek de doğru olmuş. Koordinatör istifası. Vali diye atanmıştı. Evet, şimdi Cem Kaya doğru istifa. Adıyaman valisinin istifa etme sebebi ilk gün Tayyip Bey arıyor. Deprem soruyor. Abartılacak bir şey yok. Kontrol altındayım diyor. Ondan görevden alınıyor. Hı. Ve yani baştan aşağı yanlış yönetiyor süreci. Evet. Kendi elinde ne olduğunu bilmiyor. Çok evet. Gerçek şeyi bu. Tamam. Şimdi Şanlıurfa mesela Şimdi önemli ya. Bu geçtiğimiz gün de öğrenmiş olduk önemli bir cümle. Önceki gündü peki. Galiba işte sel baskını Şanlıurfa'da galiba 13 kişi mi Şanlıurfa'da öldü? Şanlıurfa'da şu anda 15 vatandaş. 15 kişi öldü. 15 vatandaş öldü. Şehrin içindeki alt geçitte evet. Abide vatandaşlar, insanlar öldü yağmur suyundan. Yağmur suyundan insanlar öldü Şanlıurfa'da. Şimdi bir görüntü var. İşte su basmış ve suyun içinde bir dolmuş olduğu söyleniyor. Dolmuşun içinde de insanlar var. Kepçeyle alt geçitte değil mi? Evet evet. Alt geçitte kepçeyle suyu alıp şey yapmaya çalışıyorlar. Hani tahliye etmeye çalışıyorlar. İlkellik resmi. Ya gerçekten akıl almaz bir şey. Nerede su pombası, itfaiye araçları, yani itfaiye araçları gelse hortum bağlasın mesela atar. Yani Şaban Bey, o kadar şeyler verdi. Var ki. Bak o da eksiklikler. Bence o da doğru eleştiri. Şundan birçok yere yağmur yağıyor. Ellerindeki pompaları birçok 9-10 yere birden gönderiyorlar. Yan illerden gelip alıyorlar, yetmiyor. En son elde yok çünkü. Bütün olan o eldeki. Sonra da o şeyle yapıyordu. O da bence doğru eleştiri değil. Cem Küçük sana göre hiçbir şey doğru eleştiri değil. Birçok yerde pompa var elinde. Sana göre Kızılay Başkanı başarısız ama olsun canım ne yapacak adam? Şanlıurfa Belediye Başkanı. Kardeşim, ne yapsın? Yağmur, o zaman niye konuşuyoruz? Doğru ile ilgili iddialar deprem, doğru değil ya. Deprem yüzyılın felaketi. Deprem yüzyılın felaketi. Tabii ki 50 bin kişi ölecek. Efendim Kızılay'ın çadırlarından işte ya şey yetersizmiş yağmur geçiriyormuş. Geçirsin ne olacak olur böyle şeyler. Adamın pompa var. Efendim silahlı kuvvetler 72 saat müdahale edememiş. Emir verilmemiş. Canım ne olacak işte 72 saat sonra etti ya falan. İyi de 50 bin kişi öldü ne olacak onlar? Muhalefetin niye seçim kazanmadı var ya şu sizin söylemleriniz. Zor. O kadar çok haklı eleştiri yapılacak yer varken ordu yok müdahale etmedi yok. Ya insanlar mesela Hulusi Akar'ın açıklamalarına baktınız mı? Baktım tabii. Ya ordu 3500 kişi çıkmış, gelmiş, kurtarma taburu gönderdik diyor. İkinci şey olmuş deprem oluyor diyor. Bir anda Suriye'de birlikte oradan ikinci ordunun bir kısmı orada. Üçüncü ordunun bir anda bir kısmı orada gelemiyor. Asker mi yoktu yani şey gönderdi? Hayır çıktı. Deprem bölgesine çıktı. Asker gönderseydik. Şimdi şöyle bir şey ya, var. O günlerde şöyle bir propaganda çıktı. Cem Küçük de onu söylüyor. Yani silahlı kuvvetler
deprem bölgesine gidip vatandaşa yardım etseydi enkaz altındaki vatandaşa, işte şeyden, sınırdan çekilmek zorunda kalacaktı. O zaman da PKK'lılar yurt içine girerdi. Saldırdılar. Efsane Twitter'da dolandı. Hayır ya, Hulusi Akar'ın açıklamaları ya. Ya kardeşim, bizim silahlı kuvvetlerimiz, Hulusi Akar yalan mı söylüyor? Bizim silahlı kuvvetlerimiz aynı anda hem bu ülkenin sınırlarını koruyup hem de ya işte içerideki sınıra yakın bölgedeki depremzede vatandaşlarına el uzatacak. Biz kendimiz Malatya 2. ordudan aciz değil. Malatya 2. ordudan bir sürü asker geldi, belli yer o gitti. İkinci deprem olunca birçok yer yıkıldı, uçaklar oldu, belli yerlere gittiler, taşıdılar. O arada bakın PKK 4-5 yerden uzun menzilli şey atış yaptı. Onlara cevap verildi. Cezaevinde bir olay çıktı. Bir sürü şey yapıldı orada. Hulusi Akar'ın açıklamaları bence gayet mantıklı. Burada muhalefet şöyle bir şey arıyor. Ordu müdahale ettirmedi. İşte Süleyman Soylu ettirmedi. Tayyip Erdoğan böyle. Bence öyle bir şey yok. Yani orada eğer edilmediyse... Bir taraftan da aileyi net silahı yok. Eğer edilmedi Tayyip Erdoğan etmeyin demiştir. Hayır, bilmem. Ben kim dedi bilmiyorum ama... Silahlı kuvvetlerimizin... Örgü tanıklıkları var ya, biraz Hatay'a, Defne'ye, Antakya, İskenderun'a gittiğinde yine böyle... hiç asker görmemiş. 4 gün asker görmemiş insanlar konuşuyor zaten. Arkadaşlar, bu silahlı kuvvetler burada tek bir bizim silahlı kuvvetlerimiz. Benim yani. Ordum. Bak benim babam... iddiaları doğru bulmuyor. Onlar doğru değil. Tamam. Benim babam... Ben Hulusi Akar iddialarını doğru buluyorum. Reklamdan sonra, tamam. Reklamdan sonra bir cümle vereceğim. Reklama gidiyoruz, tamam. Efendim. Kısa. Efendim, gündeme daire devam edelim. Şaban Sivic, reklama girmeden sözünüzü kesmiştim. Evet, şimdi depreme silahlı kuvvetlerimizin geç müdahale ettiği, 3 gün sonra müdahale ettiği, yani belki 3. günde müdahale etmiştir, 2. günde müdahale etmiştir ama çok sınırlı personelle. Yani hepimiz bekledik ki silahlı kuvvetlerimiz, hani dünyanın en büyük 2. ordusu diyoruz, kara gücü açısından özellikle. Ya şöyle atıyorum, 100 bin askerimiz, 50 bin askerimiz, İşte 10 ile, deprem bölgesi olan 10 ile yayılırdı bütün sokaklarına filan. Vatandaş zaten askeri gördüğü zaman ne yapıyor? Bir özgüven geliyor kendisine. İşte ordum burada diyor, tamam mı? Hemen morali yükseliyor, motivasyonu yükseliyor. İşte ordum beni kurtarmaya gelmiş, elimden tutacak. Aş evlerini kurar, çadırları varsa çadırlarını kurar. İşte lojistiğini getirir. İşte yakıt sıkıntısı çekildi mesela, değil mi? Yani evet, benzin, mazot yakın, sıkıntısı evet, çekildi. Evet, çekildi. Benzin, bölgede. Mazot şeylerini getirir, tankerlerini getirir. Ya yani silahlı kuvvetler, ya yani bizim ordumuz. Şimdi ya öylesine bir şey veriyor ki, moral veriyor ki. Çünkü hepimiz askerlik yapıyoruz. Benim babam 60'larda askerlik yapmış. Biz 3 erkek kardeşiz. Ya yani 2 de ablam var da yani askerlik yapan. Sonra abim işte 70'lerde yaptı. Öbür abimin birisi astsubay. Ben 90'da askerlik yaptım. Amcam askerdi, albaydı. Eniştem askerdi falan. Yani benim mesela 10-15 sene sonra da benim oğlum askerlik yapacak falan. Hepimiz, Cem Küçük de askerlik yaptı, Cem Kaya da yaptı. Sizlerin işte kardeşleriniz, evet, babalarınız. Hepimiz, yani bizim ordu. Dolayısıyla yanımıza geldiği zaman bir güven geliyor, moral geliyor hepimize. O açıdan, sırf o açıdan bile bak, sırf o açıdan bile askerlerin, yani ordunun o bölgeye girmesi gerekirdi ilk günde. İlk günde, tıpkı Gölcük'te olduğu gibi. Gölcük'te 3 saat sonra bütün ordu deprem bölgesine yayılmıştı. İnsanlara hem moral hem de kurtarma çalışmalarına destek. Bu eksik. İki, şimdi Cem Küçük diyor ki, efendim şeyi karıştırma, Kerem Kın'ın oğlunu karıştırma. Niye karıştırmıyor? Türk Kızılay'ı, genç Kızılay, bak şimdi Cem Küçük, yönetim kurulu üyeleri, hepsini okumayacağım, genç Kızılay yönetim kurulu üyeleri, Türk Kızılay'ı genç adı, logosu. Muhammed Furkan Kınık, Kerem Kınık'ın oğlu. Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın oğlu. Genç Kızılay Genel Başkan Yardımcısı. Şimdi arkadaşlar, hani Kızılay niye böyle, niye beceremedi, niye işte ah baba çadır sattı depremin 4. gününde, onları vatandaşlara bedava vermedi de hani gidip imdat çağrılarına hani hemen, ya 10 ilde deprem olmuş, Kızılay'ın deposunda hala çadır var ve onlara müşteri arıyor, ahbap gidiyor 46 milyon lira verip alıyor, onları ahbap şeye veriyor, AFAD'a, AFAD'da işte gidiyor vatandaşa veriyor filan. Bunlar niye oluyor? İşte Kızılay niye işte konserve satıyor mesela? Konserve de sattılar, satmışlar. Efendim şey, Kerem Kın'ın oğlunu eleştirme. Bilmem hangi siyasetçinin işte şunu eleştirme filan. Tamam, eleştirmeyelim. Kızılay o nedenlerle bu hale düşüyor, bu beceriksiz hale düşüyor. Kızılay başkanına bakıyorsun. Bu kadar rezaletten sonra hakikaten benim kanaatim de ki, bütün kamuoyunun kanaati, işte Cem Küçük de dedi istifa etmesi gerekir dedi. Niye istifa etmiyor Kızılay başkanı mesela? Niye etmiyor? Cevap tabii. Niye etmiyor Cem Küçük? Ilgili... Biliyorsun, niye etmediğini biliyorsun.
Cem, söylesin niye etmediğini biliyor. Etmediğini bilmiyorum. Yukarısı et derse eder. Yukarısı demek ki çalışmalarından ilişkisine, memnun. Yukarısıyla ilişkisine ilişkisi yok. Memnun mu yukarısı ilişkilerine? Sizin gibi düşünmüyordur. Benim gibi ama düşünmüyordur. Ama o görevden alma olur zaten. Yukarısıyla ilişkisine. Görevden af olur ya da görevden alma olur. Ben de başarılı olmadım. Kendisi niye istifa etmiyor? Ben başarılı olmadığını ben düşünüyorum. Ben de bana göre. Peki Sayın Cumhurbaşkanı neden istifa etmiyor? Senin benim gibi düşünmüyordur. Başarılı görüyordur diyor. Neden başarılı görüyor? Bilmiyorum. Ya başarısız olduğu ile ilgili bir şey söyleyemem lazım. Hatta bak ben sana bir şey söyleyeyim. Kızılay'ın başarısızlığı Sayın Cumhurbaşkanı'na oy kaybettirecek bu seçimde. Ama ona rağmen neden görevden almıyor? Çünkü 94 yılında Sayın Cumhurbaşkanı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiğinde Kızılay Başkanı da onun yanında bürokratlardan birisi. Yani onu bilmiyorum. 30 yıl öncesine dayanan bir hukuku var. Şeyi söyleyeyim bakın 99'da önce şu orduyla ilgili cevap vermem lazım. Benim bildiğim Hulusi yani başka dostlukları da olabilir. Hulusi Paşa'nın açıklamalarını kimse okumadığı için ne dediğini kimse bakmıyor. Bak ben bir şey söyleyeyim, ben haberciyim. Detaylı kimse mi Hulusi Akar bir konuşma yapınca bir saat ne dediğine bakmıyor. Herkes işine geleni alıyor. O 99 Gölcük orada 20-30 bin kayıp var. Onunla şimdi aynı. O depremde devlet yoktu ortada. Şimdiyle bir değil. Malatya, Elazığ, İzmir devlet çabuk müdahale etti. Burada büyük bir afet var ama sıkıntı var. Bak ne diyor Hulusi Akar? Baştan okuyorum. Kendi bültenimden verdiğimi okuyorum. Biz diyor o sabah itibariyle diyor 4.17'de kara, deniz, hava hep beraber ayaktaydık. 4.30'da rapor aldık. Hemen Cumhurbaşkanı'na bir rapor sunduk ve eş zamanlı olarak 4.50'de 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak'la beraber görevin başındaydık. Afet Acil Durum Kriz Merkezi teşkil edildi diyor. Erdoğan'dan gerekli izinleri hani aldıktan hemen sonra diyor. Hatay'a hareket ettik bütün kuvvet komutanlarıyla diyor. Ondan sonra 6'da Maraş, Malatya, İskenderun'da arama kurtarma çalışmalarına başladık. 7'de 2 askeri ambulans uçağını Etimesgut Askeri Havalimanı'nda hazır yaptık. TCG İskenderun, yani müdahale TCG ettik diyor. Bayraktar, TCG Sancaktar'a seyri ol emri verildi. 7.30'da birinci gün Doğu Akdeniz'e iki fırkateyn, iki helikopter. Kaç asker? İskenderun deprem bölgesine kaç asker sevk etmişler? Devam ediyorum, okuyorum bak devam kaç ediyorum. Kaç asker sevk? Onu söyle. A-304 uçakları çok yoğun kar yağışına rağmen korkunç kar vardı. Kayseri'den Ankara, İstanbul, İzmir'e derler hareket ettik diyor. Hatay'daki 8. Komando Tugay'ı bütün ekibiyle beraber diyor kurtarma çalışmalarına başladı ki bir Tugay'da en az 2000-3000 kişi olur. Onu söyleyeyim. 10.45'te diyor Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Alsever ve Ankara'dan deprem bölgesine anında geldik diyor. Bak ikinci ordu kolordundan 2 birlik saat 13'te Nurdağ'a, 13.20'de Elbistan'a ve 2'de de Hatay'a diyor etti. O kadar çok var ki bütün ordu zaten sefer vermiş ya. Hani bu devleti ordu... Hulusi Akar'ın şu açıklamasının detaylı şöyle kaç kişi okudu? Peki neden vatandaş ordu yoktu diyor? Ordu yok diyor muhalifler söylüyor. Bölgedeki, öyle bir şey bölgedeki yoktu vatandaş doğru diyor. Cem Küçük, bak ben okuyorum gittik, bunu. Hepimiz gittik vatandaş diyor. Ya yoktu öyle bir şey yok. Ordu oradaydı ya. Vallahi bu bak bu var ya doğru bir eleştiri olsa ben bunu savunmam. Ama değil ordu bak adam kaç ki 30-40 bin asker zaten bölgede. Niye 3500 ifadesi kullanıldı evet, önce? Kim diyor onu? Sayın Bakan. Hulusi Akar depremin Hulusi Akar'a bir şey demedi. Hayır evet, dedi. Ay burada açıklaması 3500 ya. Kişi ifadesi kullanıldı. Ve yok. Çok eleştirildi. Siz şaka mı bak, yapıyorsunuz? 10 Akar, ili etkileyen bir depremde 3500 bak, nedir 5000, ki dendi? 5994. Ya hepimiz hatırlıyoruz bak, sonuçta. Şunu ikinci şurası, deprem, birinci bir deprem, ikinci deprem. Peşinden ikinci deprem oldu. Çok yer yıkıldı. Adam her yerde bak kaç tane ya, uçağın birliğin olduğunu işte diyor. Bak 35. günde bu açıklama yapıldı. Değişmedi küçük, yapma. 8-9. Depremin 3. gününde yapılan açıklamada 3500. Yanlış o peki. Bak o. Şimdi 3500 ifade orduyla bak orduyla devleti yan yana getirmek için kasti bir şey o. Ya kendisi ya savunma bakanı. Hayır bir açıklama yaptı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar. Paşa değildir bugüne. Evet efendim tekrar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet depremi, seli, afeti bunların hepsini konuşmaya devam edeceğiz. Hep söylüyoruz, altını çiziyoruz ama bir de siyaset tartışmamız var. Bir taraftan ittifakların genişleme çabaları var. Bu noktada önemli görüşmeler var. Özellikle yarın yapılması gereken Cumhuriyet Halk Partisi ile HDP arasında bir görüşme vardı. Belki 18 Mart Çanakkale şehitlerini anma günümüz yarın 18 Mart. Belki o sebeple bilemiyorum. Şimdi onu tartışırız. Görüşme ertelendi. Ve HDP dedi ki sel nedeniyle eş başkanlarımız sahada dedi. Kılıçdaroğlu'na HDP ziyareti soruldu. Onu ev sahibini soracaksınız dedi.
Sonuç itibariyle yarın bir de gerçekleşmesi gereken Kemal Kılıçdaroğlu'yla HDP eş başkanları arasındaki görüşme tarihi belli olmayan bir güne ertelendi. Şimdi o görüşme ne olacak, ne bitecek? Çünkü bu denklemin, bu satrancın yani seçim sandığını etkileyen bazı partilerin olduğunu biliyoruz ve tartışıyoruz. HDP de bunlardan bir tanesi. Kemal Kılıçdaroğlu'na evet diyecek mi, demeyecek mi? Cumhur İttifakı genişleyecek mi, genişlemeyecek mi? Yeniden Refah ve Hüdapar o Cumhur İttifakı'na katılacak mı? Öte yandan Millet İttifakı Kemal Kılıçdaroğlu, Hüseyin Baş'la da bir araya geldi. Onu da söyleyelim. Yani iki tarafta da, iki ittifakta da görüşmeler tüm hızıyla devam ederken öte yandan başka partilerden de ittifakların içerisine davet edilen ya da isimleri geçen isimler var değerli izleyenler. Şimdi masamdaki konuklarıma geçmeden önce Skype hattımızda o isimlerden birisi var. Onu size takdim etmek istiyorum. Ses Partisi kurucusu Ayhan Bilgen bizimle beraber. Ayhan Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkürler Pınar Hanım. Konuklarınıza da selamlar. Çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Merhaba Ayhan Bey. Şimdi Ayhan Bey, gerçekten ittifakların genişlemesi ve ittifak dışı kalan partilerin ne yapacağı sorusu gündemdeyken bir baktık ki siz ve partiniz ve sizin isminiz AK Parti'ye ittifakın içerisine girecek gibi lanse edildi. Önce buradan başlamak istiyorum. Siz AK Parti'nin milletvekili adayı mı olacaksınız? AK Parti ile mi anlaşıyorsunuz? Buradan bir başlayalım mı? Pınar Hanım, yani basında sanırım daha çok AK Parti kulislerinden aktarılan yorumlar var. Yani dolayısıyla bize yansıyan herhangi bir talep de yok, bir girişim, bir görüşme de yok. Dolayısıyla hani ben yani bize yansıyan bir şey olmadığı için olmayan bir şey üzerinden yorum yapmak, bir değerlendirme yapmayı da siyasi etik açısından çok doğru bulmam. Biz seçimlere kendimiz girmek üzere 41 il, 3'te 1 ilçesinde örgütlenme çalışmamızı Kasım ayında tamamladık. Büyük kongremizi yaptık ama seçim Haziran'da olsaydı 6 aylık süremizi doldurup seçime girme hakkını elde edecektik. Ama ne yazık ki Mayıs ayında olunca bu mümkün olmadı. Yani yarın MYK'mızı toplayacağız. Seçimlerle ilgili tabii partimizin tutumunu, tavrını netleştirmeye çalışacağız. Ama başından beri biz partimizi kurduğumuz günden beri seçimler ve ittifaklar konusunda çok net konuşuyoruz. Biz hiç kimseye kapımızı kapatmayacağımızı, Türkiye siyasetinde kutuplaşma, kamplaşma, gerilim siyasetini tehlikeli bulduğumuzu ki yani yaşadığımız pratikte zaten ittifakları gayet birbirine benzetti. Hemen hemen her çizgi, her düşünce her iki ittifakta da var. Dolayısıyla kimsenin kimseye söyleyeceği bu anlamda bence bir sözü yok. Biz yani yarın genel değerlendirmemizi yapacağız. Belki yetkilendirme ve prensip kararlarımızı alacağız. Önümüzdeki günlerde de yani gündeme eğer bir teklif gelirse bunu tekrar tartışacağız, değerlendireceğiz. Peki Ayhan Bey, bu noktada hangi ittifakın programına daha yakınsınız? Siz HDP'nin içerisinde olan ve daha sonra ayrılan bir isimsiniz. Millet İttifakı'nın HDP ile görüşmeleri devam ediyor. Öte yandan bir taraftan da bölge vekiliydiniz. Bölgeyi biliyorsunuz. Hüdapar'ın yani Kürt seçmenin işte Cumhur İttifakı'nda Hüdapar'ın katılmasıyla beraber işte bir Kürt seçmenden ya da dargınlardan oy alabilir miyiz gibi bir takım iddialar ortaya atıldı. Bu noktada Ayhan Bilgen ve Ses Partisi, bugün iki ittifak sizin kapınıza gelse siz hangi ittifaka evet dersiniz? Şimdi bir kere tabii yani ben siyasi hayatım boyunca Kürtlerin siyasette demokratik kanallardan hak arama mücadelesini değerli buldum. Ve Kürtlerin kendi iç farklılıklarını da, sosyolojik, inançsal, kültürel farklılıklarını da Kürt toplumunun demokratik kazanımları açısından değerli gördüm. Dolayısıyla kimseyi dışlamayan, kimseyi yok saymayan, tektipleştirmeyi asla doğru bulmayan, yani sanki muhatap tekmiş gibi bir algıya Kürtleri mahkum etmeyen bir anlayışın Türkiye açısından da, Türkiye demokrasisi açısından da, Kürtler açısından da yararlı olduğunu düşünüyorum. Onun için CHP'nin HDP ile açık, şeffaf kuracağı ilişkinin Türkiye'nin yararına olacağını düşünüyorum. Ama açık ve şeffaf kelimelerinin altını özellikle çiziyorum.
yani Kürtlere saygının, Kürt seçmenin iradesine saygının gereği bence budur. Aynı şekilde Hüdapar'ın da demokratik hukuk mücadelesi içerisinde şiddetle ya da başka, yani 90'lı yılların hepimizin kafasında tereddüt oluşturan boyutlarla anılmayıp demokratik siyaset içerisinde hak arama mücadelesini de değerli görürüm. Dolayısıyla tarafların bu anlamdaki birbirini suçlamasını da ben son derece sorunlu görüyorum. Yani HDP ile de şeffaf, açık ilişkiyi kurmak, HDP'nin bu anlamda demokratik siyaset içerisindeki temsilini güçlendirmek önemli. Yani silahla, şiddetle olan mesafenin açılmasını istiyorsanız bunun yolu budur. Ama aynı ilkesel tutumu Hüdapar için de söyleyeceksiniz o zaman. Yani HDP ile ilgili olan da pozitif yaklaşıp Hüdapar'la ilgili negatif bir algının da ben sorunlu olduğunu düşünüyorum. Bizim açımızdan yani mevcut ittifaklarla ilgili zaten mevcut partiler, mevcut ittifakları yeterli görseydik Türkiye'de 120 civarında parti varken yeni bir parti kurmazdık. Yani biz Türkiye'de kutuplaşma siyasetinin, kamplaşma siyasetinin Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında geride bırakılması gerektiğini, kimlik siyasetinin, inanç siyasetinin artık geride bırakılması gerektiğini savunuyoruz. Ama önceliklerimiz var. Yani bu seçimlerin Türkiye demokrasisi açısından kritik bir dönemeç olduğunu düşünüyoruz. Bu önceliklerimizi kim programında, seçim beyannamesinde daha fazla önemserse... Sizce kim, siz bakmışsınızdır bu programlara, sizce yani en azından ittifak ismini söylemeseniz bile ağır gelen bir ittifak var mı? Yani sadece ben gündem üzerinden bir şey söyleyebilirim. Yoksa hani bir tercih beyanı en azından bugünden şık olmaz. Doğru, ama yani evet, birkaç önemli noktanın altını çizebilirim. Bunlardan birisi dünyadaki gelişmeler. Türkiye yani yalıtılmış bir ülke değil. Dünyada kritik gelişmeler oluyor. Birkaç saat önce Uluslararası Ceza Mahkemesi Putin için yakalama kararı çıkarttı. Evet. Bu çok kritik bir karar. İşte Çin'e karşı İngiltere, Amerika, Avustralya ciddi nükleer yani işte denizaltı saldırı da denizaltı yapıyorlar. Evet. Yani dolayısıyla bunlar dünyada çok kritik gelişmeler. Bu kritik gelişmeleri görmezlikten gelip yani Türkiye dış politikası nerede konumlanmalı? Biz bir denge siyaseti mi yürütmeliyiz? Yoksa daha maceracı tercihler mi yapmalıyız? Bunlar Türkiye'nin geleceği, hepimizin geleceği açısından önemli. Dolayısıyla sadece iç politik çekişmeler, polemikler üzerinden bir yaklaşım yani bize doğru, çok sağlıklı gelmiyor. Evet. Yani burada tabii ki ekonomi politikası bizim ikinci önceliğimiz. Planlamayı, sosyal adaleti, gelir dağılımında yani daha paylaşımcı bir ekonomiyi önemsiyoruz. Yani küresel sermaye tekellerinin dayatmaları ve sadece serbest piyasanın sınırsız ve sorumsuz davranışlarına toplum yararının kurban edilmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Üçüncü önemli konu da Suriye'de barışçı bir politika ve tabii bunun iç politikaya, Kürt sorununa da yani daha demokratik yansımaları. Bu üç konu bizim için Türkiye'nin geleceği açısından önümüzdeki günleri belirleyecek önemli konular. Bu konularda yani altılı masa ne der, Cumhur İttifakı nasıl bir tavır sergiler? Bunu galiba önümüzdeki birkaç gün içerisinde, birkaç hafta içerisinde daha net göreceğiz. Ama bir handikap var. Biraz önce hani ittifaklar birbirine benziyor derken aynı zamanda ittifaklar kendi içinde bu konularda son derece gerilimli pozisyonlar taşıyorlar. Şimdi Suriye ile ilgili nasıl bir söz kurulacağı konusunda muhtemelen yani işte Millet İttifakı içerisindeki partilerin farklı eğilimleri olabilir. Belki Cumhur İttifakı içerisinde de işte kadına yönelik şiddet konusunda bir tartışma yaşandığı gibi başka konularda da tartışmalar yaşanabilir. Bu tartışmalı alanların belki önceliklerini yani daha belirleyici, daha geleceğimizle ilgili keskin virajlar içeren başlıklarını belki de esas alarak bir peki pozisyon alacağız. Peki biz de Ses Partisi'ne ve size kurucusu olarak da size gerçekten ses vermek istedik. Bakalım birkaç gün içerisinde herhalde açıklamalar da yapacaksınız Ayhan Bilgen. Çok teşekkür ediyorum. Yayınımıza katıldığınız için, tamam, renk kattınız, sağlığınız, var olunuz. Şimdi o kadar çok küçük parti, yani küçük partiler değil mi? Oy oranı daha az olan partiler var ve ittifak dışında kaldıkları için şimdi artık ittifakların içerisinde yer alma gibi durumları da söz konusu. Cem Kaya. Ben bir şey düzeltebilir miyim? Buyurun. Bu daha doğrusu tabii biraz sizden de izin alarak. Estağfurullah, ne demek? Bu hani HDP'li ziyaret meselesi niye olamadı
dediniz ya. Normal şartlarda yarın olacak ziyaret olacaktı. CHP tarafı yani Sayın Kemal Kılıçdaroğlu öne çekmek istiyor, yani bugüne çekmek istiyor. Ama bugün de depremde hayatını kaybedenlerin 40'ı ve Urfa'da sel var. Bu nedenle HDP programın yoğunluğundan bahsederek erteleme 18 Mart'a erteleniyor. Yani yoksa bugün olmasını bekliyorduk. Aslında değişikliği yapan HDP öne alan şeydi galiba. İlk tarih 18 Mart'tı. 18 Mart'ta ama tarih yarındı. Ama Çanakkale alakası yok. Yok. HDP istemiş ötelenmesini. Evet evet, HDP istemiş deprem bölgesinde, ben de bugün konuştum. Evet. Yani CHP'ler bastırmış işte görüşme olsun diye. Yani bugün, yarın olsun. Ben CHP'lerle konuştum bugün. Bugün 17'si. Bugün olsun istiyorlar. HDP, CHP 18'i istiyor. Ama bugün arayıp onlar, HDP'ler erteliyor. Ya da evet, CHP görüşmek ben de onu istiyor. Şey yap. Sonuç itibariyle ertelendi ama görüşme olacak. Onu söyleyelim. Pazartesi duymadım ama olabilir. Hmm. Ben bugün bir HDP'den önemli bir isimle konuştum. Varsa bir kulis. Yani tarih vermedi bana ama hakikaten dedi bir siyasi anlamı yok ertelemenin. Gerçekten evet, de evet. İşte Pervin Buldan ve Mithat Sancar deprem Ayşe. Bölgesindelermiş. Diyarbakır'dan Şanlıurfa'ya geçmişler. Hani bu şimdi sel felaketi nedeniyle. Ve o nedenle rica etmişler erteleyelim birkaç gün diye. Ama önümüz hafta olacak dedi. Hatta işte nihayetinde dedi muhtemelen de yetkili kurul o görüşmeden sonra Kemal Bey ile işte eş başkanların HDP genel merkezinde yapacağı görüşmeden sonra bir dedi yetkili kurul toplanır dedi ve büyük ihtimalle dedi Kemal Bey'e destek çıkar. Öyle mi? Dedi evet, yani bunu üst düzey miydi konuşur? Evet, üst düzey kamuoyunda tanıdığı bir Kemal Kılıçdaroğlu'na destek çıkar peki dedi. Evet. Şimdi hem HDP başlığımız var. Öte yandan Muharrem İnce'yi de bunun içerisine alıyorum çünkü Muharrem İnce'nin de cephesinde de tartışmalar var. Adaylığını açıklıyor Muharrem İnce. Muharrem İnce'ye aday olma deniyor. Kemal Kılıçdaroğlu'na destek ver diyen bir kesim var Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde. Muharrem İnce de diyor ki ben yani gireceğim, prosedürü tamamlayacağım, bakacağım. Gerekirse de iki gün kala vazgeçerim. Ben memleket sevdalısıyım. Vazgeçerim ama bir kendimi de göreceğim diyor. Bir taraftan HDP'nin Kemal Kılıçdaroğlu'na desteği kamuoyunda ne olacak sorusu gerçekten merakla beklenirken Muharrem İnce'den de bu ittifak adayından da Muharrem İnce'den de açıkçası bu adım bekleniyor. Cem Kaya. Değerli toplu 4-5 dakikada ifade buyurayım. Buyurunuz. Herhangi bir kimse hatip kesmezse sevinirim çünkü peki. Bir insicam olacak. Şimdi bölgeden çok ciddi mesajlar geliyor an itibariyle. Şaban abi bir astsubay. Evladıyım dediniz herhalde değil mi? Yok, abim astsubay. Abiniz astsubay. Eniştem astsubay. Evet, eniştem astsubay. Ben de 3 kuşak baydı. Asker çocuğu bir kardeşiniz olarak ifade ediyorum. Dedem Halil Kaya, 74'lü amcam Kenan Kaya, babam da 69'lu Deniz Astsubay. Asker hepimizin askeri. Özellikle bölgede de şu an ciddi bir hassasiyet var. Polis hepimizin polisi. Giden canlar, ölen vatandaşlarımız hepimizin canları. Dolayısıyla biz acıda birleşip geleceği yine yek vücut olarak inşa etmemiz lazım. Yine bölgede çok kıymetli paylaşımları oldu vatandaşlarımızın. Kayseri Valimiz Gökmen Çiçek'in de adını burada zikredemeden geçmek istemiyorum. Şimdi HDP, HDP, HDP konuşuyoruz. Aslında hukuki kısmını konuşmuyoruz Pınar Hanım. Evet. 9 Mart 2023 tarihli bir kararı var Anayasa Mahkemesi'nin. Ve ben bunu çıktığım her kanalda bağıra bağıra haykırıyorum. Neden? 9 Nisan'da vekil listeleri sunulmuş olacak. Evet. 19 Nisan'da bu vekil listeleri kesinleşecek. 27 Nisan'da Şaban abi ilk rey veriliyor gümrük kapılarımda. Peki benim Anayasa Mahkemem 2021 yılından beri devam ede gelen HDP'nin kapatılma davası sürecinde neden bir takım ötelemeler, ertelemeler yapıyor? Şimdi 9 Mart'ta bir karar verdi. Dedi ki Halkların Demokratik Partisi'nin vermiş olduğu dilekçeyi inceledim, mealen söylüyorum ve sözlü savunma tarihini 11 Nisan olarak belirledik diyor. Evet. Hemen ertesi gün 10 Mart'ta da Yüksek Seçim Kurulu Riyaseti Cumhur Makamı'nın vermiş olduğu karardan sonrasında seçim takvimini belirliyor. Gün gün, saat saat belli. Askeri yararşi gibi tak tak. HDP ile ilgili verilen muhtemel bir kapatma davasını düşünelim Şaban abi. Velev ki kapandı. Olmaz ya, şu anki sekansta 5 Ocak'tan 9 Mart'a giden süreç içerisinde bir anda 8'de 7, 9'da 6 oylar. Ya biz yanlış yapmışız.
yeniden değerlendirdik. Öyle bir savunma verdi ki halkların Demokratik Partisi, Ay Yıldız Albayrak'tan, devletin varlığı ve bağımsızlığından, vatanın ve milletin bölünmez bütünden öyle dem vurdu ki biz de yüksek yargıçlar olarak verdiğimiz blokaj kararının 535 milyon 550 bin Türk lirası çok hatalı bir karar olduğunu gördük ve bloke kararını kaldırıyoruz. Bir ayda favor yapıyoruz, jest yapıyoruz. Yüksek Seçim Kurulu'nun listeleri kesinleştikten sonra biz bu kapatmayı görüşeceğiz. Şimdi buna gökyüzünde siyah kuşlar var. Karga deniyor ona. Önce onlar güler. Sonra herhangi bir hukukçu varsa da gelsin bize anlatsın. 11 Nisan'dan sonra seçim sattım haline giriyoruz. Milletvekili listeleri kesinleşti. Kapattı. Hukuk. Evet, ne olacak? Baktılar. Yeniden seçime gidiyorsunuz hanımefendi. Kesinleşme anayasanın... ne zaman? Listelerin kesinleşmesi... 19 Nisan'da vekil listeleri veriyor. 19 Nisan'da da kesinleşiyor. 27 Nisan'da da gümrük kapılarına rey veriyor. Sözlü savunma tarihi 11 Nisan. Verecek. Anlatacaklar günlerce. Evet, biz çünkü avukatlar iyi hatiplerizdir. Onların da vekilleri gelecektir. Ondan sonra iddia makamı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı müdde-i umumi sıfatıyla ne yapacak? Esas hakkındaki mütalasını verecek. Raportör süreci var. Raportörden sonra 15 tane kıymetli hakim çekilecek. Ve her gün bu mülakatlar devam edecek, müzakereler bir karar verecek. Kapatma kararı verdi. Faraza, hukukçuyum ben. Peki listeler kesinleşti. Ne sokamadı. Çok büyük sokamadı, sabotaj. Seçime giremedi. Büyük şimdi bir sabotaj bunu, diyor. Bakın Nihal sabotajdan Hanım. Ziyade ben diyorum ki Anayasa Mahkemem ne yapıyor? Devlet Bey çıktı geçen cumartesi dedi ki yani. Bu karar skandal bir karandır. Neden? Yüksek Seçim Kurulu 10 Mart'ta ilan ettikten sonra Anayasa Mahkemesi'nin evvel emirde yeniden toplanıp gelişen bu yeni hukuki süreç zarfında bu sözlü savunmayı öne çekmesi lazım. Ha var mı tarihte var. Onlarca örneği var. Niye? Kapatmayacaksan kapatmayacağın kararını ver. Kapatacaksan kapatacağın kararını ver. Hayır, 2008'de AK Parti'ye yaptığın gibi belli bir kısım hazine yardımından kesip vesaire siyasi isimlere yasak koymak gibiyse bunu ver. Biz de önümüzü görelim. Şimdi bize çıktığımız kanallarda soruyorlar. Anayasa 78 açık. Parlamentonun eğer %5'lik kısmı vekillik açısından boşalırsa ne olur? Ara seçime gidilir diyor. E şimdi bu kişiler seçildi. Sen de parlamentoda girdin. Sonra da Anayasa Mahkemem dedi ki Cem Küçük'ün, Nihal Hanım'ın, Şaban abinin vekilliklerini düşürdüm. Siyasi yasak getirdim. Bu sefer şunu mu diyecekler ya? Seçilenlere kayyum geldi, belediyeler alındı. Bunu mu tartışacağız? Dolayısıyla evvel emirde Anayasa Mahkemesi'nin bu kararı vermesi lazım ki biz bu seçimin hukukiliğini ve saatini tartışalım. Şimdi bir diğeri. Peki kapatma gelmezse sorun yok. Şimdi siyasi seçime yasak kapatma gelirse kaos. Türkiye'de farklı şeyler. Siz bizi her akşam değil her saat çağırırsınız. Ya, biz de bunu tabii, ama Cem bu net diyor bu ama, bilgi. Ama Cem Kaya şu açıdan haklı. Ya şimdi yani Anayasa Mahkemesi üyeleri bu ülkede yaşamıyor mu? Bu ülkede yaşıyor. Şimdi Türkiye seçime giderken şimdi 11 Nisan'a savunma veriyor. Evet. Seçim 14 Mayıs'ta. Bir ay sonra seçim var. Karşım şimdi sen 11 Nisan diyelim ki seçime 2 hafta kala savunmasını aldıktan 2 hafta sonra kapatırsan listeler de kesinleşmiş olacak ve evet. Otomatikman seçilemeyecek ve otomatikman onlar abi, seçime girmemiş gibi Türkiye'de mi olacak? Bizim yani bu hukuki tartışma Türkiye'nin genel seçimine hukuki tartışmayı neden katıyorsun? Peki geçenlere milletvekili olmazsa bir şey olmuyor. Ama hayır şimdi listeleri siz vermez misiniz ya? Evet. Ben HDP olsam çatır çatır bu isimleri veririm. Hadi bakalım ya Erru Emeru. Şimdi neden hani nacizane ben bir devam edeyim? Çok önemli bir hukuki tartışma ve biz bunu konuşamazsak 18 Mart'ta mı görüştüler? Çanakkale şehitleri mi? 40'ı mı çıktı Nihal Hanım? Sayıyoruz. 6 Şubat 40'ı o da 18'ine geliyor. O da bir tevafuk. Peki ne dediler? Afiş astılar, ismi var mı? Arkada Türk bayrağı olacak mı? Bunları tartışmaya devam ederiz ama hukuki yorumları önce bir temeline oturtmamız lazım ki seçim sattıma, seçim hukuku konuşuyoruz. Şimdi bir diyelim. Sayın Akşener bir mektup yazdı Demirtaş. Ya biraz pas mı geçtik, biraz görmedik mi? Ben buna manifesto dedim. 4 sayfa satır satır da okudum. Bu da konuştuk Şaban. Ya Cem mi? Belki zaten biz de konuşmadık. Hayır, öyle şeyler, öyle şeyler. Beraber konuşmadık. Gereken ciddiyette konuşmadık belki de. Öyle şeyler yazıldı, öyle şeyler söylendi. Ve öyle bir noktaya evrildi ki, şimdi İYİ Parti cephesinde nacizane benim haddim değil, siyaset kısmını konuşmak çok istemiyorum. Elleri cebinde, ceplerinde istifasını olan kıymetli vekillerden konuşur olduk. Şimdi bir kısım vekillerin, özellikle İstanbul özelinde söylüyorum, tekrar yuvaya dönüş ifadeleri zikrediliyor İYİ Parti'nin nezdinde. Yine çok önemli teşkilatlarının, Milliyetçi Hareket Partisi'ne tekrar dönüşü bilgiye dayalı söylüyorum.
ifade ediliyor. Şimdi yeni bir logo çıktı Şaban abi. Yeşil Sol Parti. Şimdi yayında bir izleyicimiz sordu ya, dedi ki bir siyasi parti henüz kapatılmamışken neden Demirtaş... Yeşil Sol Parti HDP'nin kapatılma ihtimaline karşı açıkta olan... Step'te partisi hukuki açıdan. Seçime gireceği parti. Şimdi, bu niye önemli? Türkiye'de zımni bir takım aslında tartışmaları yapıyoruz. Bu acaba Halkların Demokrasi Partisi bir kapatılma iradesini ortaya koydu ve kapatılmak istiyor. Bakın altını çiziyorum. Kapatılmak için her türlü eylemi ve işlemi yapıyor da yeni bir mağduriyet üzerinden ortaya bir Yeşil Sol Parti figürü mü getiriliyor? Şimdi öyle bir takım tartışmalar içerisindeyiz ki Yüksek Seçim Kurulu'nun şu takvimiyle bu davayı Türkiye tarihinde, bırakın dünya tarihinde yok Nihal Hanım. 2 yıl süren bir parti kapatma davası yok. 2008'deki AK Parti kapatma davası Cem Küçük 4,5 ay. 6'ya 5'le bitti. Temmuz 2008. Bakın 6'ya 5'le bitti. Bu bir ceza hukuku yargılaması değil Şaban abi. Bu bir idare en hukuku. En uzun fazilet parti. Yani bu, bakın hakikaten anlamakta güçlük çekiyorum. Ya bir karar ver. Susalım, öpüp başımıza koruyalım veya en ağır şekilde tartışalım. Peki. Ama günün sonunda %10'luk bir bloktan bahsediyoruz. Bu seçmenin verdiği rey... Kararı seçim... Türkiye'de ben o görüşümü söyleyeyim. Türkiye'de hukuk varsa HDP kapatılır. Şimdi... Hayır, öyle de. Bence de kapatılır. Deliller net de. Seçimden önce. Seçime 14 Mayıs'tan önce. Sonraya evet, bırakamazlar. Büyük bir kaos. Yani. Bırakamazlar. Mümkün kaotik değil. Bir durum. Bırakamazsınız. Valla Abdülhamit Gül'ün... Hukukçuysanız Tayyip bırakamazsınız. Tayyip Bey'i ikna ederek Abdülhamit Gül'ün bir önceki Adalet Bakanı'nın getirdiği... Ben bunları bizzat dinliyorum. 3 tane çok güvenli isimlerdi. Maalesef şey çıktı ve... hayal kırıklığı çıktı bizim açımızdan da. Bu kadar net delillerle kapatmayıp sürekli öteliyorlar. Ama peki. Tayyip Bey'in kendi atadığı üyeler istiyor ya. İsim isim biliyoruz abi. Hayır, kim kaldırdı? İsim isim biliyorum. Kim kaldırdı ya, blokajı? Isim, Tayyip Bey'in atadıkları kaldırdı. Zikredim. Şimdi Sayın İnce'yi tartışıyoruz. Sayın İnce'nin bir beyanı var. Kendi beyanı. Şunu söylüyor. Bana soruyorlar niye ayrıldın? Neden Cumhuriyet Halk Partisi'ni kaleyi terk ettin? Ben de cevap veriyorum. Davutoğlu ile Babacan'da iş yaptılar. Muharrem İnce'yi ve Atatürkçüleri partiden gönderdiler. Ey Kılıçdaroğlu, Atatürkçüleri partiden yolladın. Oraya, benim tabirim değil, FETÖ'cüleri doldurdun, PKK'lıları doldurdun. Libya tezkeresi konusunda İYİ Parti evet oyu verdi. Sen ihanet dedin, CHP hayır oyu verdirdin. Neden hayır oyu verdin? Doğru yaptılar, Akdeniz'de var olmak istediler. Türk askeri Libya'da olmalı ki biz de aynı yolda rey verelim. Nerede söyledi bunu? Memleket Partisi'nin ilçe açılış binasında. Şimdi... Muharrem Bey ilkeli bir adam. Duruşu olan bir adam. Benim de çok sayıda dönem arkadaşımın Yalova'dan hocası, dershane öğretmeni. Şimdi Sayın İnce'nin yaptığı açıklamalar var. Ahmet Hakan'a ve Fatih Altaylı'ya okudum. Ve onun arkasındaki aslında muradını da okudum. Bir, Macron hareketinden bahsediyor. Evet. Yani Macron'un iki dönemi var. İyi çalıştım. Hep de yayınlarda ifade ettik onu. Bir, 2017'de seçiliş dönemi. En marche libre yürüyüş. 38 yaşına Macron gelip 13 tarzı ayda bir durum ortaya çıkacak. Bakın ha, bu çok önemli. Niye? Basit bir şey söylemiyor. Ama söyleyin izleyici, Macron tarzı. Siz söyleyin, ben devam tamam, edeyim. Tamam, Macron'un birinci tur, yani ikinci turda şöyle diyor Muharrem İnce. 3-5 oy alacağımı görsem denemem diyor. Sonra da diyor ki birinci turda kafa kafaya sonuçlar çıkar, evet. Fransa'daki gibi. Evet. İkinci turdaysa Kılıçdaroğlu'na göre de Erdoğan'a göre de ben daha şanslıyım diyor. Macron tarzı bir durum ortaya çıkacak ve Macron modeli olacak. Şimdi diyor. Bunu Macron'un partisi de yok. Tam bunu bir anlatalım. Diyor, non partisan. Sonra kurdu. Bunu tam bir anlatalım. Sonra kurdu. Evet. Partisiz. 38 yaşında bir adam Şaban abi çıktı. Bize de benzer Fransa'nın yapısı. Hani nüfus, popülasyon, siyasi akımlar, sağ sol ayrımları ve birinci döneminde 2017'de ilk turda 24, Mélenchon 22, Fillon 21 ve Le Pen 22 aldı. Yani Tayyip Bey'in 94'te seçilmesi gibi 20-20-20. İkinci turda Nihal Hanım 66-34 ile bitti. Korkunç bir fark. 2022 dönemine geliyor. Yine ilk turda 25-24-23 Le Pen'le, Fillon'la. Bu sefer 58-42 ile bitiyor. Güç kaybediyor ama yine Macron ismi üzerindeki en çok eleştirilen isimlerden biri olmasına rağmen, 8 puan da kaybetmesine rağmen yine bu seçimi ikinci turda kazanabiliyor. Şimdi şöyle bir diyalektik var. Diyorlar ki bu arada Fransa'da bu seçim, yangın yeri. Evet. Bize de benzer yani. Oradan da farklı yapıları var. İşte bir Korsika hadisesi vesaire. Şimdi ikinci tura toparlayarak toparlıyorum 30 saniyede. Şimdi ikinci tura kalmayı tartışıyoruz hep Şaban abi. Net söylüyorum, bakın eğer biraz siyasi okumalarım doğru çıkarsa parlamento seçimlerini bilemem.
AK Parti'nin nereye yer alacağını bilemem. Ama ilk turda Sayın Erdoğan vurup geçecek. Bak ne söylüyorum. 50 artı 1 olur, 51 olur, 51'e 49 olur. Ama Sayın Erdoğan ilk turda alır. Bak partiyi bilemem. Partide hala nasıl isim gösterilir, aday nasıl olur, kim küser, Hatay valisi, o ben bilemem, onunla ilgilenmem. Muharrem İnce'de olursa mesela dolayısıyla, aynı tablo mu? Bakın tartışması söylüyorum ben. Peki. Reisi Cumhur alır. Ha, partiye küserler ama Tayyip Bey'e verirler. Şimdi o zaman Sayın İnce'nin bu anlatımı berhava oluyor. Niye? İkinci tura kalmıyor seçim. Aslında HDP'nin ama de burada. Ama senin abi kanaatine bitirin. Göre kalmıyor. Abi bak, bitirin ya. Benim kanaatime de göre de HDP'nin kararı 14 Mayıs'ta önce verilecek. Şimdi anketler öyle demiyor. Abi anketler her şeyi söylüyor. Ya. Ben bugün yayına gelmezden önce baktım. 2018'de ne anketler var? Kemal Bey kazanıyor. MHP baraj altı %4 alıyor. Bu ankette biz tanımıyoruz. Bir ekleme yapayım. 2018'de Sayın Bahçeli o zaman bizi aramıştı Fuat Uğur'la. Ben herkes 4-5 dedi. Biz 10-11'i rahat alır. 11'le bitti. 11.10. Herkes demedi mi? Bütün anketlerde 4-5 bulmadılar evet, mı? Evet evet. Ne oldu MHP? MHP'de. Şöyle bir şey var. 2017'de daha Dilgür evet'in %60'ı bulacağını söyledi. Ben onu geçen gün bir yayında söyledim yani, bana. Şunu da ben bitireyim. Sadece dedi. Muhalefet bitiremiyor. Hayır bir tanesi dedi ki ben dedi ilk turda bitmesin dedi. O adam hala geziyor anketçi. İlk turda bu biterse dedi. Kim hangi adam geziyor? Bir tane anketçi. Ki bu kağıdı yerim dedi. Çıkardı ekranda. İlk turda bitsin bu kağıdı yiyeceğim dedi. Yedi ya. Mi? Ya, ya hala geziyor ekranlarda ya. Affınıza mağruren çok önemli bir siyasetçimiz, bir bakanımız çıkıp Tandoğan Meydanı'nda da anıracak da affınıza evet, mağruren evet. Ama hala anırmıyor siyaset evet. Yapıyor. Yani kimse şimdi kimse anırmasın zaten. Hayır yani edebi kelamla muhalefet bunca yıldır kaybediyorsunuz şimdi, yani istifa diyoruz ya görevlerini. Cem, ya bu kadar yanılanlar niye istifa etmiyor? Şimdi peki. Herkesin bir tablosu var Şaban abi. Herkes her şeyi paylaşıyor. Cemre. Bitiriyorum 30 saniye. Bugün çok güzel adliyede bir kardeşimiz beni durdurdu dedi ki ya Cumhurbaşkanı sayısı da artıyor dedi. Dedim 14-15 Ersan Şen, Şaban Sevinç, Cem Küçük biz onu arttırırız. Ersan olsun. Şen deme bana. Deniz Ülke Arıboğan Habertürk'te. Ersan bu. Şen Cumhurbaşkanı olursa Cem Küçük de yardımcısı olacak. Başım gözüm üstüne. Şimdi milletin iradesi Nihal Hanım bunu kimse sormuyor. Millet bu hesapları alır inanın 14 Mayıs günü. Bir anda ters düz edebilir. Dolayısıyla biz bunları konuşurken, biz bir takım ittifakları konuşurken tabii ki Ayhan Bey kendi zaviyesinden bakacaktır. Ama bir de milletin ne dediği önemli. Peki. Dolayısıyla milletin. Eğer bitireyim çok bitireyim. Kendine güveniyorsa siyasilerimiz bir gidip bağımsız aday olsunlar. Nokta. Hmm, peki. Evet. Nihal Hanım bir sürü cümle var. Şaban Bey biliyorum not al. Tamam not al. bir HDP Kemal Kılıçdaroğlu diyecek mi? İki Muharrem İnce gerçekten eğer aday olursa işte oy bölüyorsun diyen yuvana geri dön diyen var. Oy bölüyor ama yani. Öyle mi? Öyle bölüyor. Şimdi diyor ki bu kadar pıtrak gibi siz sorunuzu sorun da sorunuzu sormadan söyleyeyim. Önce ben şunu söyleyeyim. Yani, bu kadar pıtrak gibi aday işte o cumhurbaşkanı adayı veya başka bir parti kuracağız biz iki tarafı da beğenmiyoruz filan halleri. Hep farkındaysanız muhalefet tarafında oluyor. Hı-hı. Cumhur İttifak tarafında olmuyor. Hani burada bir manipülasyon bir mühendislik olduğunu görmek için bu işlerin çok derinine vakıf olmaya bile gerek yok. Dikkat edin. Hep muhalefet tarafında oluyor. Bir şey söylemeye çalışıyorsunuz hep gibi. Hep muhalefet tarafında neyin oluyor ve bence bu? Bunlar baya hani kendileri kabul etmeyecektir. Ama hani tek turda Cumhur İttifakı'nın ilk turda seçimi kazanma çabasının tezahürleri. Satır aralarını okuduğunuzda biraz böyle bir tablo şunu ortaya mu çıkıyor. Demek istiyorsunuz? Çok önemli bir şey söylüyorsunuz. Çok yanlış aslında. Anlıyorsam lütfen beni düzeltin. Muharrem İnce'nin Cumhur İttifakı ile bir birlikte bir yol yürüme. Kendisi bunu kabul etmez ve birlikte yolda hani yürümüyorlardır. Büyük bir iddia ama yani... çok açık. Şimdi Nevşin Mengü geçenlerde yayınladı mesela bazı bot hesapların. Daha önce hep Cumhur İttifakı partilerini öven paylaşımlar yapan hesapların son dönemde İnce'yi öne çıkaran, onu parlatan paylaşımlar yaptığını, kendilerinin tespit ettiğini paylaştı, açıkladı o meşhur. O mu ya? Nevşin Mengü'nün o paylaşımı mı yani? Açıklama, Muharrem İnce'yi AK Parti ile işbirlikçi duruma düşürüyor. Ha, işbirlikçi demiyorum ben. Yani. Bu işbirlikçi değil. Öyle bir şeye cesaret şimdi etmez. Şimdi bak Cem Küçük de Cem Kaya da mesela ama şimdi Muharrem İnce'nin hareketini övdü. Neden? Çünkü ya bir izin verin. Erdoğan'ın kazanmasını istiyor. Çabal şimdi bir duruşu var dedim. İnce, ben hareketi Cem Küçük mü dizayn ediyor? Cem Kaya mı dizayn ediyor? Ya bir izin verin ya böyle küçük bir kere yani partiler... çok belli ki muhalefetin oyunu daraltacaklar ve ilk turda Sayın Erdoğan bu şekilde kazanır yani. Bu da bu kadar açık. Çünkü
ikinci tura kaldı. Yani ikinci tura kalmayabilir. Şöyle diyor Muharrem İnce. Çünkü bakın %3'ten 5'ten bahsediliyor. Gençler bana oy veriyor diyor. Tamamen boş değil. Ben demiyorum ki hepsi bot. Boş bir boş. Bakın ben demiyorum ki ama bir izin vermedik ki Şaban Bey. Hemen sözümü kesti. Dediğin doğru ben yani. Demiyorum bot hepsi ama öne çıkarılıyor. Öne çıkarılıyor olması diyorum. Cumhur İttifakı'ndaki bazı mühendislik çabaların bu tarafı ittirip bu tarafı olabildiğince bölüp ilk turda Sayın Erdoğan'a seçim kazandırmak için o imkanları değerlendirir. Siyasette artık dijital yollarla algı oluşturma işini tüm partiler yapıyor, taraflar yapıyor ve gayet de sınırsız koşulsuz Cumhur İttifakı tarafı da yapıyor. Yani ya ama ben demiyorum şey ki söylüyor. İnce'nin şeyi tamamen bot falan değil. Bakın o Ümit Özdağ'la beraber hareket etme olayı en çok İnce'ye yaradı. Yani İnce bir nevi Ümit Özdağ'a ilgi duyan gençler vardı ya. Hani kendilerini yani Suriyeli mültecilere Suriyeli mültecilere düşmanlık ederek milliliklerini ispat ettiklerini düşünen işte bunlar bizim her şeyimize el koyuyor. Çünkü öyle bir anlatılıyor ki o gençlere sizin işinize de okulunuza da eğitiminize de el koyuyor. Bunlar sizin üniversite sıralamanızda yerinizi bile değiştiriyor gibi böyle türlü türlü anti propaganda ve kara propaganda ile insanlık dışı şekilde sunuluyor ki o gençler orada şiştiler, doldular. Sonra o birliktelik ve beraberlik de Muharrem İnce'ye geçtiler. Yani Muharrem İnce'ye ilgi duyan gençler var, yok değil. Ve çoğu da Özdağ'ın gençleri. O yüzden burada İnce'nin hiç oyu yok demek yanlış. Ama Sinan Ogan'ın pek hiçbir oyu yok demek doğru olur. Çünkü Ata İttifakı'nın oyları, evet, gençleri Ümit Özdağ. Ya birinden biri Muharrem alacak İnce'ye o oyları. Geçti. Tabii. Aynen. Ya o alacak Ata, ya o alacak. Aynen ya. Öyle. O gençleri Ümit Özdağ topladı. Onların milliyetçiliklerine oynadı, yabancı düşmanlıklarına oynadı. Hatırlarsanız bir arada gayet operasyonel bir biçimde bir ara sürekli sosyal medyada Afganlı kara propagandası yapıyor. Sanki bütün Afganlılar Türk kızlarını çekiyor. Sanki bütün Afganlar Türk kızlarının namusuna düşman hale gelmiş gibi adeta operasyonel bir sosyal medya faaliyeti vardı. Şimdi o faaliyetlerle vesaire Özdağ bayağı bir genç kitleyi toplamıştı. Yakın zamanlarda sanki birlikte hareket edeceklermiş gibi de birlikte siyasi ittifak kuracaklarmış, seçim ittifakı kuracaklarmış gibi de bir hava oluşmuştu. Ama biliyorsunuz Mansur Yavaş'ı öne çıkarınca İnce rahatsız oldu bundan. Dedi ki ben yedek aday olmam. Ne yapıyorsunuz? Yani yanınızda ben varım. Egosu güçlü bir siyasetçi olarak. Yanınızda ben varım. Siz belediye başkanı peşine düşüyorsunuz deyip ayrıldı. Ayrılırken o gençleri götürdü. Nereden anlıyoruz? Birçok anket, birçok araştırma şirketi de tam araştırma şirketlerine paralar alıyorlar, fonlar bilmem, bu iddialar var. %100 güvenilir ben artık bulmuyorum. Ama hiç yoktan orada bir %3 görüyorsunuz. En basından %3 görüyorsunuz Muharrem İnce için. Yani İnce Millet İttifakı için şu an ciddi herkesin şapkasını önüne alıp düşünmesi gereken bir vaka oldu. Ve Ümit Özdağ sayesinde İlginç. Oldu. O 3 Nihal Hanım böyleyken bir anda böyle Ümit oldu. Ümit Özdağ sayesinde oldu. Bence Sinan Ogan'ın hiç oyu yok. Ata İttifakı'nın için hiçbir açıklama yapmadı. Ata İttifakı'nın şu an aday gösterdiği kişilerin hiçbir oyu yok. Hepsi İnce'ye gitti onların. Enteresan. Ben öyle görüyorum. Değişik bir yorum. Evet. Cem Küçük bu arada HDP ile ilgili varsa katkı... Ya o dava çoktan görülmeliydi falan konusunda değil. Tabii ki Cem Kaya'ya katılıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'na HDP, Şaban Sevinç dedi ki HDP'nin üst düzey yöneticisiyle görüştüm. Yüksek ihtimalle Kemal Kılıçdaroğlu'na evet diyecekler. Ben de öyle şimdi, biliyorum. Ben de öyle biliyorum ve duyuyorum. Öyle mi? Tartışma şu. HDP neyin karşılığında oy verir diye bir tartışma var ya işte kamuoyunda. Ya da Cumhur İttifakı tarafı diyor ki bir şey verecek ki, taviz verecek ki. Bence o şu an seçime kadar, onu söyleyeyim, seçime kadar herhangi bir şey istemeyecek HDP. Seçimden öyle bir ihtimal yok. Çünkü yani biraz rahatlama, onun kendi tabanını düşünün. Kendi tabanı için yani gidip Cumhur İttifakı'nı mı destekleyeceksiniz? Yani belediyelerimize kayyum atanmış o tarafı kendi destekleyin diyen bir tabanı var HDP'nin sonuçta. Ama başka yani daha milliyetçi, ulusalcı hassasiyetleri öne çıkmış bir adayı da desteklettirmezlerdi. Boykot edin derlerdi. Kılıçdaroğlu'nun o iyi ilişkiler kurması bölge insanıyla, işte çeşitli meslek odaları vesaire... Kılıçdaroğlu'na bir şekilde ikna olmuş vaziyetler. Bence seçime kadar bir kriz çıkmaz. Çıkmaz. Ama seçimden sonra, seçimden sonra parlamenter sisteme geçelim. Hadi geçelim. Ne yapılacak? Meclis oylaması.
Değil mi? Önce bir meclis oylaması kaç çıkıyorsa 366. Ona göre ya referandum ya mecliste kabul edecek ya referanduma götürülecek. Her ikisi için de HDP işte o safhada yani oy veririz ama hani kabine nasıl kurulacak? Bakanlık çeşitli yani kabineyle ilgili bazı taleplerde o safhada bulunurlar bulunurlarsa. Seçimden sonra önce değil. Yani seçimden herkes bir sonra. Ya o kadar irrasyonel davranmazlar. Herkesin yani bir realite algısı var. Çünkü HDP'ye bakanlık meselesi onda. Bir de İyi Parti var denklemin içerisinde. Ha, ama seçimden sonra o ittifak tabii bozulur Parti, mu? Şimdi İyi Parti'nin bu konudaki rahatsızlıkları bu kadar ortadayken HDP şansını zorlayıp bir şeyler isteyip masayı daha da güç duruma düşürüp altılı masanın Millet İttifakı'nın dağılmasına sebep olan parti gibi işaretlenmeyi göze alamaz. O yüzden diyorum seçime kadar seçimden HDP daha uyumlu, uzlaşmaya yakın. Ya yeter ki bu iktidar tablosu değişsin, yeter ki farklı bir Türkiye'ye uyanalım, daha fazla demokrasi olsun vesaire diyecektir. Ama ne zaman ki eğer seçim muhalefet kazanırsa haydi parlamenter modeli hani oturttuk bazı şeyleri hallettik işte nedir? İlk enkazı kaldırıyoruz, deprem bölgesine yardım, işte ekonomik bazı önlemler alarak ekonomik krizi yumuşatıyoruz vesaire. Hı. Sonra ne var ilk sırada gündemde? Hı. Güçlendirilmiş parlamenter modele geçmeyi vaat ederek bir araya gelmiş ve bu şekilde eğer kazanırlarsa seçim kazanmış bir yönetim kombinasyonunun ilk hedefi tabii ki bu modele geçiş hızlandırmak. Yani kazanırsak o ne için? Meclis oylaması gerekiyor. O zaman işte HDP'den bazı çatlak sesler, HDP adına konuşuyormuş gibi konuşan insanlar ve belki de eğer Cem'in dediği doğruysa o kadar rasyonalite değil de hırs hakim gelirse şöyle cümleler duyacağız. Kürtlerin oyuyla muhalefettiniz, sürünüyordunuz. Kürtlerin oyuyla iktidara geldiniz. Bunu dediler zaten. Biz de hiç İstanbul'da diyenden diyeni fark eder ya yani diyenden. Şaban Bey, böyle şeyler olabilir. Ben soruyor ya, ben bu HDP konuştu da ben en son hakkımı kullanabilirim. Ben kullanabilirim Şaban Bey çünkü şeyle Muharrem İnce ile ilgili bir şeyler diyecek. Yok hem o konuda diyeceğim hem de HDP konusunda mesela bugün görüştüğüm önemli bir isim yani. HDP, A takımı. Evet A takımından bir isim. Ya bu görüşme yapılınca muhtemelen diyor HDP yetkili kurulumuz toplanacak ve Kemal Bey'i destek açıklayacağız. Muhtemelen öyle olacak diyor. Ne isteyeceksiniz dedim Kemal Bey'den hani bu görüşmede. Genel merkezdeki görüşmede. Çünkü bütün Türkiye işte şimdi işte HDP bakalım ne isteyecek, anlaşabilecekler mi falan diye kilitlendi dedim. Ya dedim yani ne isteyeceğimizi zannediyorlar ki dedi. Biz dedi Türkiye'de hukuk, demokrasi ve adalet olmasını istiyoruz. Bizim dedi 11 maddelik tutum belgemiz var. O tutum belgemizde diyor zaten açıklamışız, ortaya koymuşuz, kamuoyuna açıklamışız diyor. Ama diyor onları da dayatmayız diyor. Onları da dayatmayız. Orada özellik sanıyorum biraz daha sıkıntı. Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi zaten Kemal Bey yerel yönetim Avrupa yerel yönetimlerin özellik şartını iktidara geldiğinde kabul edeceğini yani Türkiye olarak imza atacağını daha önce 2016'da da deklare etti. Dayatmayız mı diyorlar? Şeyde de ortak politikalar mutabakat metninde de yerel yönetimlerin güçlendirileceği bu 6 partinin şeyinde var programında var. 2 kayyum meselesi yani HDP'nin en çok hani bir numaralı derdi kayyum meselesi. Seçtiği belediye başkanlarının işte bir ay iki ay içinde tümünün görevden alınması. Orada da şimdi altılı masanın ortak politikalar mutabakat metninde kayyum için yargı yolu getiriliyor. Yani bir belediye başkanı PKK ile ilişkilidir ya da PKK'ya yardım ediyordur belediye imkanlarıyla filan iddiası varsa savcı soruşturma açacak. Mahkemede yargılanacak. Eğer iddialar ispatlanırsa mahkeme kararıyla delillendirilirse görevden alınacak ve yerine kayyum atanacak ya da belediye meclisinden başka bir kişi seçilecek belediye başkanlığına. Şimdi nasıl? Şimdi İçişleri Bakanı, Sayın Bakan bir anda diyor ki Diyarbakır Belediye Başkanı imkanlarını PKK'ya kullandırtıyor. Bir imza görevden aldım. Aynen. Yerine de Diyarbakır Valisi'ni kayyum atıyor. Ya bu keyfiliği son verecekler. Dolayısıyla bu bile yani mevcut ortak politikalar mutabakat metnindeki bu hukuki açılımlar bile HDP'yi tatmin edecek gibi görünüyor. Bir de HDP'nin en büyük kazanımı Kemal Bey'i desteklemekle şey olacak. Siyasi meşruiyet kazanacak arkadaşlar. Bakın şu anda HDP ile hiç kimse işte aynı sokaktan geçmem, işte oturup masaya çay içmem falan havasındalar. Bütün partiler yani. Sadece CHP selam veriyor. O da birlikte fotoğraf çekilebilir. Ya ben mümkünse fotoğraf çekinmeyelim diyor CHP bile. Öyle mi? Öyle yani genel merkezde geçen yıl görüşmede
ortak şey şu fotoğraf. Şu andaki hava öyle mi? Şu anda öyle değil. Şu anda bana öyle gelmiyor da o yüzden. Şu anda değil. Şu anda nitekim Kemal Bey genel merkezlerine gidecek. Tabii hem genel merkezlerine gidecek hem kelimeleri de çok nazik kelimeler de kullanıyor. Hani evet. Biraz daha sanki yumuşamış ya, gibi işte geliyor. İşte Kemal Bey, bakın çünkü Kemal Bey, Kemal Bey'in HDP ile yani bu diyaloğu. Hayır, şu an AK Parti'nin de söylemeye bizim siyasetimize kusura bakmayın yani. Bizim ortamda bir yumuşama tabii varmış gibi geliyor bana. Yani ya HDP'yi meşru siyasete çekmeye çalışıyorlar. HDP'yi PKK'nın AK Parti istemez mi Kürtler kendisine de oy versin? Özür dilerim. Hayır, Tayyip Bey onu ister de Tayyip Bey deprem olmasa muhalefete karşı daha sert bir dil kullanırdı. Şu an muhalefete zaten karşı dediğin doğru ama deprem olmasaydı da HDP'ye sert bir dil kullanmayacaktı. HDP'yi PKK'nın etki alanından çıkarmaya çalışıyor Cumhuriyet Halk Partisi ve bu konuda da sanıyorum İyi Parti ile bir zımni anlaşma var. Yani İyi Parti de HDP-CHP ilişkisine anlayışla bakıyor. HDP'nin meşru siyasete katılabilmesi için HDP de İyi Parti'nin milliyetçi çekincelerini anlayışla karşılıyor. Tabanını tutabilmesi için. Yani kendi pozisyonunu biliyor. Açıklama dolayısıyla böyle bir zımni mutabakat var. HDP şimdi iktidara gelecek olan, gelmesi beklenen muhalefeti ve Cumhurbaşkanı olması beklenen Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vererek bir, yani en büyük kazanımı siyasi meşruiyet olacak. Ondan sonra bütün partilerle konuşabilir hale gelecek. İki, yani muhtemelen işte bu kayyum olayı halledilecek yargı yoluyla. Yerel yönetimler, belediye meclislerinde filan bir takım yetkiler, mali Nihal özellikler vesaire verilecek. Nihal Hanım'ın söylediğine katılıyor musunuz Şaban Bey? Seçimlerden sonra asıl tartışma ben olur. Orada kısaca şöyle bir şey var. Bakın, reklama gideceğim. Tamam, Ankara'da şöyle bir şey var. Ve Muharrem İnce ile ilgili fikirlerini seçimlerden sonra diyelim ki Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı seçildi. Parlamentoda da muhalefet, yani şimdiki muhalefet 320-310 milletvekiliyle çoğunluğu aldı. AKP ve MHP azınlığa düştü. Senaryo 1. Erdoğan ne yapacak? Ana muhalefet partisi olarak. Parlamenter sisteme geçelim diyen bir iktidar olacak. Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı. Ne yapacak? İşte HDP'nin işte 50-60 milletvekiliyle bu işi yapmayın. Gelin bir 5 yıl daha ben muhalefette kalmayayım. Gelin parlamenter sistemi birlikte yapalım. AK Parti. AK Parti, CHP, İyi Parti, MHP uzlaşmasıyla. Burada çok senaryo var herhalde. Yani büyük partilerin uzlaşmasıyla parlamenter sisteme geçilir. Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığında oturmaya devam eder. Meclisteki en büyük parti olarak AK Parti'nin işte genel başkanına, eğer milletvekili ise, ya da AK Parti'nin göstereceği bir kişiye hükümeti kurma görevini verir vesaire. Yani bu model Ankara'da çok konuşuluyor. Bir dakika, AK Parti'ye verir. AK Parti eğer birinci parti olacaksa. Birinci partiye verir. Evet, yani birinci partiye verir. Siz, o birinci partide. Şimdi sizin söylediğiniz senaryoda da enteresan bir tablo ortaya çıkıyor. Ama bu çok konuşuluyor Ankara'da. Bu olması. O kadar çok senaryo var. Olması, nasıl altından kalkacağız bu senaryo? Ben 17 yıl parlamento muhabirliği yaptım. Reklama gitme. Bu olması en muhtemel senaryo benim kanaatime göre de. AK Parti en çok en büyük parti. Birinci parti. Öyle ol, evet. AK Parti en büyük parti olursa. Yani AK Parti en büyük Kemal parti olmasa. Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığını kazanırsa AK Parti birinci parti olursa. Tabii ilk hükümet kurma görevi ona verecek. Ama onlar parlamenter sisteme geçilirse. Ama ondan önce parlamenter sisteme geçiş var. Önce bizim çocuk ilkokulu bitiriyor. Ortaokulu var. Üniversiteyi bitiriyor. Üniversiteden sonra avukat oluyor. O zaman oluyor işte. Peki şimdi araya gideceğim. Aradan sonra Şaban Sevinç, Muharrem İnce ile ilgili hem bilgiler var. Cem Küçük'e döneceğim sonra. Çok kısa aramız var. Muharrem İnce burada seviliyor. Efendim biz ittifakları konuşmaya devam ediyoruz. Türlü türlü iddialar var, kulisler var. Bu masada yapılan senaryolar var. Ankara'da konuşulan senaryolar var. Hepsini 15 Mayıs sabahı öğreneceğiz. Ama oraya giden süreçte tartışıyoruz. Şaban Sevinç, bu arada Muharrem İnce konusu. Elinizde bilgi var mı? İnce diyor ki olmuyorsa seçime 2 gün kala gereğini yaparız. Şimdi bu da enteresan bir yaklaşım. Yani bir tarafta bir seçmen kitlesi var. Bir tarafta diyor ki ben yoluma devam edeceğim. Ben belki daha fazla oy alırım diyor. Ne olacak? Muharrem İnce nasıl bir yol haritası izleyecek? Kaç oy bekliyor? Ya şimdi Muharrem böyle konuştuğunda. Nihal Hanım'ın iddiası var. İşbirliği değil de. Yani Cumhur İttifakı'na hani yarar ya da işte teknolojik olarak bir destek. Ya ben şimdi bak, ben 87'den beri gazetecilik yapıyorum Ankara'da.
dikkatinizi çekerim ve bunun 17 yılı parlamento muhabiriyle geçti. Hürriyet Gazetesi'nin parlamento muhabiriydim 17 yıl boyunca. 35 yıllık gazeteciyim Ankara'da. Şimdi o kadar şeyler gördüm ki. Mesela Ecevit için bizim CHP'liler derdi ki bir bölen. Sonra CHP CHP ile birleşti. CHP 92'de kuruldu. CHP ile birleşti. Ecevit gene bir bölen diye bizim muhalefet camiasında suçlandı. Sonra Ecevit iki kez başbakan oldu. DSP genel başkanı olarak bir bölen partiyle iki kez başbakan oldu. Cumhuriyet Halk Partisi hala muhalefette. Bir. İki. Şimdi bu iddialar böyle işte yok bölen şöyle böyle. Zaten taban olmazsa yani %3, %5, %2 bölmez. Kamuoyunda. Bölemezsin ki. Bölemezsin. Ama ya %1'in yani bir tane oyun bile ya öyle ama bak yani? sen o partiyi kurmasa bak Ecevit Demokratik Sol Parti'yi kurmasaydı Ecevit'e verilen oylar CHP'ye gelmiyordu ki gelmeyecekti yani. Öyle bir şey yok. Şimdi tabii insanlar geriye bakınca şöyle diyor. Doğru gelmez. Ya biz 1994'teki seçimi 2018 yaşandı ya. Biz 94'teki seçimi efendim işte solun bölünmüşlüğü yüzünden Tayyip Erdoğan'a kaptırdık falan. Evet doğru. Sağ birleşse ne oluyordu? Sol ve sağın bölünmüştü yüzünden. Sağ birleşse ne oluyordu? 60. Sağda bölündü. İlan kesici vardı. DYP aday çıkardı. Anavatan aday çıkardı. MHP. Refah Partisi aday çıkardı. MHP aday çıkardı 94'te. Solda da Zülfü Livaneli çıktı. Bir aday daha çıktı. Doğan Bey miydi? Yok Temizel Doğan Taşdemir Ankara'daydı. Bekeren yani bunlar hep böyle diye konuşulur. Şimdi bir de şöyle bir gayret var. Şimdi gazeteci arkadaşlarımız da bu süreçte. Böyle bir gayret keşlik falan işte. Muharrem İnce aman eyvah tam Tayyip Erdoğan'ı yenecektik. Küsüyormuş gazetecileri bu arada. Efendim? Küsüyormuş diye görüyorum. Ya küsüyormuş şimdi. Tweet atıyorlar küsüyor. Ya şimdi şöyle. Şimdi şöyle. Ama orada şey çok haklı. Şimdi şöyle gazeteci arkadaşlarımız. Ben orada biraz haklı görüyorum. Gazeteciyim deyince Şaban Bey küstü mü diye. Ya gazeteci arkadaşlarımız da özellikle hani alınmayın. İstanbul'da gazetecilik yapan bazı İstanbul gazeteci arkadaşlarımızda bir böyle bir gayret keşlik var. Ne gayret geçti? İşte Erdoğan'ı yeneceğiz. Evet. İşte Kemal Bey'i destekleyelim. E tamam. Destekleyelim. Yeneceğiz Erdoğan'ı. Yenelim. Birleşelim. Ya tamam birleşelim. Ama bizim birleşmemizde her şey oluyor mu? Daha önce başarısız birleşmeler de gördük. CHP ile CHP birleşti 95'te. 95 öncesi 95 seçimlerinde 10,5 oy aldı. Necdet Özkan'mış bu arada aday. Ben de yani her birleşme karşılığında olumlu bir artı sonuç getirmiyor. Yani şey matematik gibi hani 2 kere 2 eşittir 4 yapmıyor. Hı. Onu demeye çalışıyorum. Hı hı. Bazen birleşmemek de daha sinerjik durum yani yaratabilir. Ama bu durumda bak bu durumda şimdi Nihal Hanım böyle kafasını sallıyor. Ya 2019 var şimdi çok önceki yıllara gidiyorsunuz da o yüzden. 2019 var. 2019'da sol mu birleşti? Hayır İstanbul modeli diye bir şey ortaya koydu. Ne oldu İstanbul? Ne oldu ortak İstanbul adayın diye. Ortak aday sunulduğunda o ortaya çıkarıldığında işlerin daha iyi yürüdüğüne dair bir tecrübe üzerinden evet, tamam. Bu Cumhurbaşkanlığı seçimleri de bir çatı adayı kuralım. Olabildiğince tamam. Millet İttifakı altılı masa öyle kuruldu. Peki Nihal Hanım 2014 örneğine ne diyorsun? 2014 örneğine Ekmelettin İhsanoğlu ortak aday. Milliyetçi Hareket Partisi ve CHP'nin ortak adayı. 38. Artı 16 partiye bak CHP ve MHP adayımız Ekmelettin İhsanoğlu dedikten sonra Erdoğan'a karşı 2014'te 16 parti muhalefetteki biz de destekliyoruz. Bizim de adayımız diye 16 parti daha destek açıkladı Ekmelettin İhsanoğlu'na. Sonuç ne oldu? 38. Ama Tayyip Bey 2018'de daha çok oy aldı. Tamam. O ayrı bir tartışma. 2018'de de HDP'yi katarsan tek daha çok oy aldılar. 2018'de ortak adaylar yok. Bak 2018'de HDP'nin adayı ayrı, CHP'nin adayı ayrı, İyi Parti'nin adayı ayrı. MHP ile AK Parti birleşik. Ortak aday 2014'te de ama HDP'nin adayı vardı. Demirtaş adaydı. 38 Demirtaş da adaydı tamam işte. 14'te de adaydı. 14'te de adaydı. 14'te Demirtaş katılmadı. Yani. Çünkü MHP vardı o zaman. Bunu göre göre hala MHP CHP adayı. Aldı. Şimdi 2014'te de ya geçmişte yaşanan 38, şey geleceğe ışık mı tutar? Ya evet ışık tutar. Bir de şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Şimdi ya ben de Kemal Bey'in kazanmasını istiyorum. Yani şunu mu demek istiyor Şaban? Muharrem İnce de adaylığını yapsın mı? Yani Hayır. Ya hani arkadaşlar siyasetin pratiği var, gerçekliği var. Şimdi ya yakın geçmişe bakalım. 2018'den beri Muharrem İnce'nin Cumhuriyet Halk Partisi'nde yemediği dayak kalmadı. Adam
sarayda sarayla görüşenden tutun da işte adam kazandı o gece, işte körkütük sarhoştu falan filan diye CHP genel merkezinden yönelik bir takım şeylere muhatap kaldı. Yani CHP'den ne derler ona? Teveccüh mü? İtildi yani. Hani öyle bir mi? Kavga koptu falan. Neyse ve 4-5 yıldır bir masadan bir kalkmadı, mücadele kaldırıldı. Şimdi 4-5 yıldır bir gülüyor. Mücadele veriyor. Peki Muharrem İnce ile Kemal Kılıçdaroğlu birleşemez mi? Bana sorarsan bakın bugün 18-17 Mart birleşebilirler. Seçimden önce birleşebilirler. İstesinler, Kemal Bey istesin. Kemal Bey istesin. Muharrem İnce ile Kemal Bey iki günde birleşirler. Peki Sayın Kılıçdaroğlu ister mi bunu? Şimdi istiyor mu bunu? Ya bilemem, onu Sayın Kılıçdaroğlu bilecek. Ama şimdi bak şu usul değil. CHP genel merkezine yakın bir takım insanlar, bir takım gazetecilerin sosyal medyadan saldırıları, tehditleri, yani evet. Özgür Demirtaş'tan Fatih Portakal'a kadar. Efendim Emre Uslu'dan efendim şeye kadar. Fevzi İşbaşaran'a kadar, hani eski milletvekili evet, vesaire. Muharrem İnce'ye yani Erdoğan'a çalışıyorsun, Erdoğan'ı kazandıracaksın, işte bize kaybettireceksin Kemal Bey'e, işte bırak Kemal Bey'i destekle. Ya böyle değil, siyasetin pratiği böyle işlemiyor. Ben onu demeye çalışıyorum. Yani Ankara gazetesiyim derken. Peki. Kemal Bey bu tabloyu görüyor, bizden daha iyi görüyor. Anketler yaptırıyor, analizler yaptırıyor. Muharrem İnce'nin desteğinin ne olduğunu, birleşmeler halinde ne kadarının Muharrem İnce'nin desteğinin kendisine geleceğini falan bizden daha iyi biliyor. Bilmesi gerekir, biliyor da. İsterse 2-3 günde Muharrem İnce olayını kendiliğine çevirebilir. Bunun için de bir model var. Şimdi masa var değil mi? Toparlayalım Şaban. Mesela ben dün Emin Şirin'le, eski milletvekili, onunla bir yayın yaptım kendi YouTube kanalında. Emin Şirin diyor ki, anketler de öyle gösteriyor. Memleket Partisi'nin oy oranı diyor, masadaki, altılı masadaki 4 partinin toplamından daha fazla diyor. Anladım. Deva gelecek demokrat sadece. Şimdi bunu Muharrem İnce de biliyor. Anketlerde %5 çıkıyor, %5,5 çıkıyor, 6 çıkıyor. Tabanlar farklı ama. Tabanlar aynı değil. Şimdi anketçiler de zaten diyor ki Memleket Partisi'nin oylarının %30'u, bunu kimileri işte AKP'nin oyunun %30'u diye anlıyor. Öyle değil. Memleket Partisi'nin ankette 5,5 görünüyorsa oyları, o 5,5 oyun %30'u AKP'den geliyor. İşte 10-15'i MHP'den geliyor. İYİ Parti'den ve CHP'den geliyor. Yani sırf CHP'den gelen oylar değil. Bunu şeyler söylüyor. AK Parti'den oy gitme ihtimali yok. Araştırmacılar. Araştırmacılar söylüyor. Çok irrasyonel bir şey. Ya irrasyonel diyoruz da bunu araştırmacılar söylüyor. Yandırıyoruz AK Parti tabanını. Cem Küçük'e geçeyim. Tamam. Dolayısıyla Kemal Bey isterse ve istemesi de gerekir. Yani bu seçimin hani riske atılacak bir tarafı yok. Hani böyle Muharrem İnce tehdit edilerek, dövülerek, işte sövülerek vazgeçilecek görünmüyor. Hüseyin Başkan görüşme yaptı biliyorsun. Daha önce Meral Akşener önermişti, istenmedi. Siyasette birleşmeler, ortaklaşmalar nasıl olur? Onun yolu belli. Şimdi ben hızlıca söyleyeyim, çok hızlı. Bakın 2014'te bence orada yanlış hesap yapıldı. 2014'te Tayyip Erdoğan 51,7, Ekmelettin Bey 38,4, Demirtaş 9,76 aldı. Aslında muhalefetler 9,76, hani 2014 tam önümde. Aslında muhalefet totalde 2014'te daha çok oy aldı. 2018'de daha az oy aldı. Tayyip 52,5 aldı orada. Muharrem İnce 30 aldığı için, biz 31 aldığı için geliyor. Ama aslında Tayyip Bey'in 2018 oyu daha fazla. Tabii ki 15 Temmuz'un etkisi de var. Ama 2018'de şey de var ya, Meral Hanım'ın oyları var. O 7,75. HDP'nin oyları var. Hepsi 47,5. Tamam. Ama yani muhalefet 2014'te daha çok oy alıyor. Şeyde değil. O yanlış. Burada şeydi. Tayyip Bey çünkü 51,7. Tamam. Bugüne. Şimdi şöyle. Bugüne. Ben önce Muharrem İnce, sonra HDP ile. Muharrem İnce'nin bir oyu olduğu kesin. Yani Sinan Ogan, Ümit Özdağ birleştiler ama Muharrem İnce bence bir 6-7 puan arasında bir oyu var. Ama böyle Kemal Bey rahat geçiyor. O yok. Yani Kemal Bey CHP'nin bütün oyunu alır. Belki çok az, çok milliyetçi CHP'lerin, o da bence çok az alır. Ama Türkiye'de bir göçmen karşıtı insanlar var. Hani o Fatih Belediye Başkan adayı vardı 2019'da İYİ Parti'nin. Böyle elinde şeyle gösteriyordu. Ümit Özdağ da gidiyor. Bak bu Suriyeli adam vatandaşlık almış 5 sene önce. Bu ne işin var, seni kovacağız, göndereceğiz. Yok, onların Arap Ata İttifakı'na. Yok diyor. Arap levhası, bir Araplardan çekiyor, bir de Arap levhasından çekiyoruz diye. Ya böyle ırkçı bir, böyle sanki depremi Araplar yapmış gibi. insan dışı, bence orada insanlık dışı yorumlar da yapıldı. Ama bir oyları var.
ya Sinan Bey bu oy alır ya Muharrem Bey. Ama Muharrem Bey daha çok oy alır. Muharrem İnce AK Parti tabanından bir tane oy alamaz. 2018'de aday olduğunda ben AK Parti hep anlatıyorum bunu. AK Partililerle beraberdi. Muharrem İnce adayını duydu, adını duydular, tamam dediler. Ama Abdullah Gül'den o zaman biraz çekinme vardı. Şey, dolayısıyla tabii. Abdullah Gülçü muhafazakarlardan oy alma. Çünkü Karadeniz, İç Anadolu şeyin bir oy alma ihtimali var. Kürtlerden ve benzeri Gül'ün. Muharrem İnce'nin yoktu ama Muharrem İnce CHP'den çok az bir oy alır. Burada bence Muharrem İnce ve onun gibi aday olacak isimlerin İyi Parti seçmeni var. Bakın ben bu İyi Parti seçmeninin bir kısmını iyi tanıyorum. Yani bir kısmı derken hani kendi tanıdıklarımdan. Bunlar Erdoğan'a nefret ediyorlar. Erdoğan'a oy vermezler. Ama bu oyunların bir kısmı Kemal Bey'i de sevmiyor. Hmm. Yani Kemal Bey'e de sempati değiller. Mesela Muharrem Bey aday olsa bunların bir kısmını oyunu alır. Adam diyor ki ben Tayyip Erdoğan'a nefret duygusu var, kabul edelim. Kemal Bey de kazanacak aday değil İyi Partilerin gözünde öyle. O yüzden de onu alabilir ama Muharrem İnce bölecekse Kılıçdaroğlu'nu böler. Ama böyle ben Kemal Bey'i yenerim, Tayyip Bey'i yenerim. Yani Tayyip Bey'le bugün, Tayyip Bey dündüğünden ister Muharrem İnce'nin karşısına çıkmasını. Dolayısıyla orada herhangi bir şey alması işte mümkün değil. Ya yapıyor. Benim için de bana diyor ki... Hani, gereğini yapıyor diyor Nihal Hanım. Ha? İstiyor ve gereğini yapıyor. Hayır şöyle, bak, Muharrem İnce açısından da şuna bakayım. Muharrem İnce 2018 seçimlerinde Zonguldak mitingindeydi. İşte istediği adayı listeden çıkardılar, bir şeyler yaptılar... Partiyle sıkıntı oldu. Şimdi benim bak insan egosu diye bir şey var Freud'un. Biz bunları göz ardı ediyoruz. Meral Hanım'ın sıkıntısı da bence. Biz her şeyi böyle robot gibi diyor. Ay insanlar duyguları var hepimiz gibi. İstek arzuları var. Egoları var. Muharrem İnce şimdi bence Kemal Bey yenisini ister. Yani bak gördünüz mü ben yenemedim ama o da yenemedi. Bana diyordunuz al işte Kemal Bey'de. O yüzden de Kemal Bey bence mağlup etme duygusu içinde vardır. Bak ben bu benim yorumum. Muharrem İnce içinden ama bence. Kemal Bey mi Tayyip Bey mi Tayyip Bey kazansın ister. Bence içinde. Hmm. Bana yani, göre yani. Geçmişte yaşadığım. Tabii ki ya şimdi adam eğer bir bağlılığı olsa ben aday değilim der. Kemal Bey yanınıza zaten geliyorum der. Zaten bir bağlılığı der. Yok diyorsun. Evet bir milletvekili. Hayır öyle bir ben olsa şey hesabında oldu. Da değil. Yani böyle para, pul, şöhret, makam merakı olsa Muharrem Bey'in. Muharrem İnce CHP'ye geçer. Yani o dolayısıyla şey değil ki veya İYİ Parti'ye de geçer. Garanti yerden seçilir. Ya öyle bir derdi yok bence ama Kemal Bey yenilsin ister. Çünkü ona çok yanlış yapıldığını 2019'dan bu yana defalarca izah etti. Anladı ve arasında bölündüğü için 100 bin imzayı da toplar. Bence aday olur ve küçümsememek lazım. Belki o Hüdapar'ın 157 bin oyu gibi, Refah Partisi'nin 600 bin, 500 bin oyu gibi, bir Saadet Partisi'nin 200-300 bin oyu gibi neyse. Belirleyici bu oylar olabileceği için Muharrem İnce belirleyici olabilir ama Muharrem İnce'nin de kendine göre haklı yönleri var. Burada bir kişi tek başına haklı değil. Niye adam CHP'ye katılırken ben adayım der. Kendi seçim, burası demokratik bir ülke girebilir. Dolayısıyla da Muharrem İnce niye aday ve benzeri söylemleri doğru bulmuyor. Ama AK Parti'ye yarar mı? %1 milyon yarar. Hmm. AK Parti'den de hiçbir şey de alamaz. Ben bir şey söylemek istiyorum yani seçimlerle ilgili. Bu hep göz ardı ediliyor. Bakın Türkiye'de birkaç tane seçime birden bakalım yakın. 2017 referandumu. Bakın 2017 referandumu ile 2019 yerel seçimleri birbirinin kopyası. 2019'da 2017 referandumu 51.2 çıktı. 2019'da AK Parti Türkiye genelinde 53.4 aldı Cumhur İttifakı ile beraber. Bakın İstanbul, Ankara, İzmir, Balıkesir, Adana, Hatay her yerde hayır çıktı. Bak her yerde. Ama AK Parti benim 51 şehir dediğim yerde ezici bir üstünlük kurmuştu. Yani Erzurum, Giresun, Trabzon, Afyon, Elazığ, Erzincan, Maraş, Kırşehir, Yozgat ve Çorum buralar işte Kastamonu ve benzeri böyle Bursa, bu tür İzmit böyle şehirler var. Muhalefetin seçim kazanması için bence yanlış yaptığı hesaplıyor. Siz Kemal Bey Batı'da alacağı oyu alır. Belki 2017'deki gibi buralarda da alır. Bakın 2017'de AK Parti her yeri kaybetti ama Anadolu'dan daha iyi oy aldı. Hı. Erzurum'da oyunu artırdı. Trabzon'da artırdı. Yani stratejiyi daha doğru yaptı. Tabii bak Tayyip Bey. Bir şey söyleyeceğim. Çok özür dilerim. Bu cümleyi bu seçimle de toparlayalım. Bir Skype. Tamam HDP'ye geçmeyeceğim. Ona en son geçeyim. Sonra ben tamam 2 dakikada toparlıyorum. Tamam toplayayım. Bakın ben bunu muhalefetin bugün bunu muhalefeti de söylüyorum. Sizin eğer oy seçimi kazanacaksanız sizin Doğu Karadeniz'den Tayyip Bey'in ortalama 65 ile 70 olan oyunu kırmanız lazım. Bunu kıramadığın sürece oy alamaz. Sen Erzurum'da Tayyip Bey'i 70'ten aşağı indiremediğin sürece istersen İzmir'den 60'a alıyorsun zaten İzmir'den. Trakya'dan oyunu alıyorsun. Peki. Tayyip Bey'i 51 şehirde yenilgiye yani oyunu düşürmen. Bakın 51 2017'de
Ve 2019'da... Kalelerde varsın zaten. Hayır, hayır. Öbür taraflara yönlendir. Tayyip Bey mesela 2018'de İstanbul Ankara'da önde bitirdi. Ama 2017 ve 19'da Balıkesir'i bile kaybetti. Bursa 2017'de ve 2019'da kafa kafaya geldi. Ama buna rağmen AK Parti nasıl? Mesela 2019 bir cumhurbaşkanlığı ve meclis seçimi olsaydı, ki belediye meclisini hep AK Parti aldı, o bir cumhurbaşkanlığı seçimi olsa Erdoğan alıyordu. Çünkü Erdoğan Anadolu'daki oyu kırılmadı. Muhalefet şimdi sanıyor ki ben İstanbul'dan, İzmir'den, ya oradan oyunu alırsın. Ama sen Kayseri'den, Konya'dan, Bursa'dan. Tabii oy deposu olan yerler. AK Parti metodu diye bir şey var. Burada, bak, burada Tayyip Bey'in oyunu, mesela muhalefet şöyle yapıyor. Muharrem İnce, ya siz Muharrem İnce'lere, onlara bakacağınıza muhafazakarların oyunu nasıl alacaksın? Peki. Ona bir bak. Peki, şimdi masamdan müsaade HDP'yle istiyorum. HDP'yle ilgili sonra konuşacağım. Tabii tabii, HDP'yi soracağım sana. Türkiye İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Ahmet Özal şu an uzaktan bağlantıda, Skype hattımızda. Hoş geldiniz Ahmet Bey, iyi akşamlar. Hoş geldiniz yayınımıza. İyi akşamlar diliyorum, nasılsınız? Çok teşekkür ederiz, iyiyiz. Seçimin o heyecanlı içerisinde biz de masalarımızda tartışıyoruz. Sizi de davet etmek istedik çünkü siz... 13. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanlığı aday adayısınız. Evet. Şöyle ki 100 bin imzayı topladığınız an aday olacaksınız. Öncelikle evet. Şu soruyu sormak isterim, hayırlı uğurlu olsun. 100 bin imzayı topla, çok rahat toplarım diyor musunuz? Evet, tabii ki orada bir şüphemiz yok. Yani Türkiye'nin her tarafından, sadece bir bölgeden değil, değişik bölgelerden. Zaten hatırlarsınız, belki hatırlamazsınız, ben 99 Balatya bağımsız adayken zaten 150 bine yakın oy almıştım o bölgeden. Evet. Sadece o bölge değil, Türkiye'nin 81 iline hitap ediyoruz biz. Sadece Doğu, Güneydoğu, Orta Anadolu değil. Yani 100 bin imzada bir sıkıntımız olacağını hiç düşünmedik biz. Peki. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Hayırlı olsun diyelim. Şimdi Sayın Özal diyeyim. Bir de rahmetli Özal, Turgut Özal. Evet. Babanız... Bu bazen siyasetin içerisinde avantajken bazen de tabii zorlukları vardır. Çünkü başarılı bir cumhurbaşkanıydı, vefat etti ve ardından siz siyasetin içerisinde varsınız. Babanızın ekolünü mü devam ettireceksiniz Ahmet Bey? Yoksa Türkiye'de siyaset, işte dünya değişti, Türkiye'de de bir değişimler var. Daha farklı bizim yol haritamız var mı diyorsunuz? Şimdi şöyle söyleyeyim ben size, tabii ki rahmetli Özal'ın ani vefatından dolayı o zamanlar hazırlanmış bir ikinci değişim programı vardı. Özellikle adalet ve ekonomiyle ilgili bunları hayata geçiremedi. Tabii bugün aradan yıllar geçti ve bunun bugünkü değişimleri de göz önüne alarak programımızı hazırladık. Yani ben bir iktisatçıyım, ben yurt dışında eğitim gördüm ve artı yurt dışında IMF'de ve bankacılık yaptım. Ve en önemlisi 10 sene civarında Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı köşkünde Türkiye'nin ekonomik, iç ve dış problemlerini de yaşamış ve tecrübe edinmiş birisiyim. Bunlardan da tabii çok bilgiler edindik. Şimdi ben 20 sene siyasete ara verdikten sonra niye siyasete geri döndüm? Çünkü ne yapılması gerektiğini çok iyi biliyorum. Ben mevki makam peşinde olsaydım son 20 sene içinde siyasette bir milletvekili, bakan olabilirdik belki. Ama ben milletvekilliğini de gördüm. Başbakanlık. Peki neden şimdi varsınız Ahmet Bey? Ne için ben adaylığımı koyuyorum? Türkiye'nin en büyük sorununu siz Cumhurbaşkanı seçilseniz Türkiye'nin en büyük sorunu olarak neyi öngörüyorsunuz? Neden siyasetin içerisine girdiniz? Bakın, Türkiye'nin en büyük sorunları sıralamaya girersek özellikle şu anda ekonomi büyük sorundur. Yani insanların satın alma gücü, enflasyon, hayat pahalılığı, dolar, bunları herkes biliyor zaten. Bunların da çözülmesi gereken ve çözülmesini sağlayacak çok radikal kararlar alınması lazım. Bu radikal kararlar maalesef daha alınamadı Türkiye'de. Zaten Haziran'dan sonra bazı sıkıntıların olacağı söyleniyor zaten ekonomistler tarafından da. İkinci en büyük sorun dış siyasette Türkiye'nin mutlaka ve mutlaka Batı dünyasıyla, Doğu dünyasıyla olduğu kadar, Rusya ile olduğu kadar Batı dünyasıyla da ilişkilerini süratle düzeltmesi lazım. Bakın, Türkiye
Türkiye dünyanın merkezinde bir ülkedir. Her zaman bize saldırılar olacak, bizi rahatsız etmek isteyenler olacak. Buna göre yumuşak karınlarımız vardır, oradan vururlar bizi. Onları bizim artık yok etmemiz lazım. Örneğin bu bahsedilen Kürt meselesi var, biliyorsunuz hala o konuşuluyor Türkiye'de. Ve Hüdapar'dan, HDP'den, her şeyden bahsedilen şeyler. Bunların bir defa düzeltilmesi için ben mesela bugün konuşmamda şunu söyledim. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu çözüm süreci döneminde başlattığı hareket cesur bir hareketti. Başarıya ulaşamadı belki. Ama bunun sebebi, bana sorarsanız, bunun muhatapları mutlaka ve mutlaka Türkiye Büyük Millet Meclisi olması gerekir. Hatta ben bugün konuşmamda şu çağrıyı da yaptım. Yani dünyada, ne bileyim, örnek veriyorum, İspanya'da ETA, İngiltere'de İRA, İrlanda örgütü. Bunların hepsi çözüldü. Ama hiçbir zaman Türkiye'de kadar büyük bir şeye yol açmadılar, sıkıntıya yol açmadılar. Ama bunlar nasıl yapıldı? Önce silahlı örgütlerin silah bırakmasıyla başladı. Ondan sonraki görev zaten Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin oldu. Bakın, 40 senede 40-50 bine yakın insanımızı kaybettik. Bu çözülmesi gereken bir sorundur. Unutmayın, son 40 senede Türkiye'nin harcadığı para 2,5 trilyon dolardır bu mücadelede. Yani bugün bakıyorsunuz, Fransa'nın yıllık milli geliri, ki Avrupa'nın en büyük ülkelerinden biri, 2,1 trilyon dolardır. Yani daha çok fazla para harcadık. Demek ki o para Türkiye'de olsaydı, Türkiye bugün Avrupa seviyesinde milli geliri olan bir ülke olacaktı. Hı hı. Türkiye'nin bunun gibi sorunları var ama tabii, evet, bunları ben yaşadığım için Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlık köşkünde de bulunduğum her şeyde vakıf oldum ve bunların nasıl çözüleceğini de bildiğim için neler, hangi adımlar atılması lazım ekonomik. Şöyle yapacağız Ahmet Bey, Ahmet Özal, şöyle yapalım. Şimdi biz masamızda tabii tartışıyoruz ve sizlere, Cumhurbaşkanı aday adaylarına da ses vermek istiyoruz. Demokrasinin tabii tam tecelli etmesini de istiyoruz. Sizin de tekli ya da işte sizi davet ettiğimiz bir yayında bunları çok uzun uzun konuşmak istiyorum. Vaktim biraz daha kısa olduğu için tabii. Sizin adaylığınızı bir konuşmak istedik. Çok minik tabii. Bir sorun var. Bunu sormadan tabii. Geçmek istemiyorum. Oy oranımız %25, en kötü ihtimalle %25 dediniz. Bu gerçekten gerçekçi olarak bir rakam mı? Bunu size sormak istedim. Şöyle söyleyeyim size, şu anda Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda şunu söyleyebilirim. Türkiye'de aşağı yukarı yapılan hesaplara göre bakın %25 ile %40 arasında hala bir kararsız oy var. Bu kararlı gözüken oylar da hangi partiye gideceği konusunda daha karar da vermiş değil. Yani hemen değişebilecek oylar. Zaten seçimlerin son bir haftası önemlidir. Evet. Ben bizim oylarımızın bu kararsız oyların dışında hem merkez sağdan hem merkez soldan mutlaka bize gelecek oylar var. Bakın rahmetli Özal'ın döneminde Anavatan Partisi, daha doğrusu Özal, o zamanlar hatırlayın İzmir, Ege bölgesi, Trakya'daki bugün CHP'nin oylarını da alıyordu. Bugün Doğu Güneydoğu'daki HDP'nin oylarını da alıyordu. Orta Anadolu'da, Karadeniz'deki oyları da alıyordu. Yani dolayısıyla bizim temsil ettiğimiz misyon ve vizyon zaten bu insanlar içine kapsayan misyon ve vizyondu. Peki. O zamanlar Türkiye'de çok büyük kalkınma, gelişmeler oldu. Daha sonra da bak, siyasi partiler değişti. Ama dolayısıyla bizim taşıdığımız misyon ve vizyon Türkiye'nin her tarafına hitap eden misyon ve vizyon. Yani %25 de olur, %20 de olur, %30 da olur. Bunu ölçmek şu anda çok zor esasında. Peki, bir soru var. Ahmet Özal, bir soru var Cem Kaya'dan. Tabii. Efendim, hayırlı akşamlar diliyorum. Avukat Cem Kaya, saygı hürmet arz ediyorum Sayın Özal. Ben teşekkür ederim. Benden sevgiler, saygılar. Zaten bizde de çok farklı yayınlarda bir araya gelmiştik. Hakikaten evet. Özal ailesi bizim kıymetlimiz. Gerek rahmetli peder beyiniz, rahmetli amcanız, merhum Korkut evet. Özal. Çok önemli evet. Bir kutup diye ben buraya not aldım. Bir ekol evet, değil, doğru. Bir kutup. Siz de 68 yaşındasınız, baktım. North Carolina evet. State, muazzam bir mesleki kariyer. Ve bu Malatya adaylığınızda da 147 binin üzerinde rey almışsınız. Evet, doğru. Şimdi bir kararsızdan bahsediyorsunuz, kararsız kitleden. Ve ben evet. Yine buraya not aldım. Rahmetli peder beyinizin icraatın içinden diye bir programı vardı.
elinde evet, kalemiyle hatırlarsanız çıkardı ve evet, anlatırdı. Biz de o zaman evet, daha talebeydik, onu örnek alırdık. Şimdi kararsızlardan bahsettiniz. Ben de size soruyorum. Bir X kararsız seçmen olsa ve size dese ki ben size neden oy vereyim? Bana ilk 3 icraatınızı açıklar mısınız? Urgent, acil. İlk 3 icraatınız ne olurdu? Kısaca alayım Ahmet Bey. Çok kısa söylüyorum. Birincisi, Türkiye'de orta direk denilen kavramı tekrar gündeme getirmek ve satın alma gücünü arttırmaktır. Bu rahmetli Özal döneminde bir gecede memur ve emeklinin maaşı %120 arttırılmıştı. Daha sonra rahmetli Erbakan döneminde bir artış evet, yapıldı. Bu da %60-70 civarındaydı. Dolayısıyla birinci hedef satın alma gücü olur. İkinci hedefse yurt dışı ilişkilerini geliştirmek ve Türkiye'nin mutlaka bu ekonomik rakamlara bakıyorum. Onları da çok da anlatmak istemiyorum şu anda ama ekonomide evet, evet, ciddi sıkıntılarımız var. Dolayısıyla bunları sağlayacak olan adalet, güven ve Türkiye'den para kaçmasını engellemek artık şu anda, ama en önemlisi Türkiye'ye yatırım girişini sağlamak için güveni sağlamamız lazım. O konuda yurt dışında bize güveneceklerini, yani batıda olsun, doğuda olsun, Arap dünyasında olsun güveneceklerini biliyorum. Üçüncüsünü de alayım Ahmet Bey sizden. Efendim? Üçüncüsünü de yatırım. 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 Tamam. Valla şöyle söyleyeyim, benim en önemli üçüncü düşündüğüm konu gençlere bizim yatırım yapmamız lazım. Evet. Hep dediğimiz şey bu. Ama bence gençlerimizin ihtiyacı olan bursları karşılıksız vermektir. Yurt meselesini çözmektir. Kurulan üniversitelerin yurtları yoksa o üniversiteleri mutlaka başka üniversitelere devretmektir. Yurtsuz üniversite olmaz diye düşünüyorum. Peki. Mutlaka gençlere ağırlık vermek. Hatta bana sorarsanız ilk fırsatta 80 darbesinin ürünü olan YÖK'ü kaldırırım. Peki. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı olsun diyelim. Genel evet. Ahmet Özal, çok hayırlı teşekkür olsun ediyorum. Hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Ediyorum. Masadan herkes size hayırlı olsun diyor. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, Cem Küçük, kısaca HDP meselesini alabilir miyim? Şimdi şöyle, yani seçimlerde böyle bir turda Cumhur konuşalım. Tamam, çok 2 dakikada toparlıyorum. Lütfen. Önemli değil. Her zaman konuşuyoruz zaten. HDP işini muhalefet yok sayıyor. İyi Parti gibi. İyi Parti sözcüsü Genel Başkanı Meral Akşener'in 3 Mart'ta yaptığı konuşmalar böyle, okumayacağım ama o kadar ağır laflar var ki ortaklarına söylediği, yani bir şey yok diye, ama çok büyük sorunlar olduğunu bir hala var. Yavuz Ağaralioğlu ve bir sürü benim de görüşüm İyi Partililer durumdan rahatsızlar. Nasıl olduğunu göreceğiz. Bakın bugün İstanbul'da bir ilan Meral Akşener İyi Partililer vermiş galiba. Meral Akşener, Mansur Bey ve Ekrem Bey, Kemal Bey ortada yok. Bu ilanlar çok ilanlar Kemal Bey'le olan afişleri de var ama Meral Hanım. Var ama yani var, gördüm evet, ama ha, bunu böyle vermek her yerde manidardır. HDP işi de istediğiniz kadar problem yoktur deyin, önünüze gelecek. İsmet Paşa'nın 1930'larda söylediği, Kurtlar Vadisi'nde de çok kullanılan bir söz vardır. Senden olana bir şey vermezsen niye senden olsun? HDP mutlaka bir şey isteyecek. Bunu şimdi seçime kadar örtbas edebilirler. Ama seçimden sonra bakanlık, vekillik, mesela terör oldu diyelim. Mutlaka CHP de operasyon yapacak. CHP operasyon yapmam diyemez yani. Yapacak. İyi Parti'den HDP'den itirazlar gelecek. Sizi biz seçtik diyecek. Şurada şu pazarlıkları yapmadık mı diyecekler. Büyük problem olacak. CHP 89'da bak 91'de meclise soktu. O zaman DEP miydi? Bakın o yıl için 94 belediyeler, 95, 10 ve 99'da baraj altı kaldı. CHP daha sonra CHP bu şeyin başını yiyecek. Bir şey daha, Anayasa Mahkemesi, bak en uzun Türkiye'de kapatılma süresi fazilet 1 yıl. 2 yıldır sürüyor bu, 2021 Mayıs'tan bu yana. Ya kapatın ya kapatmayın. Yani nasıl bir karar alacaksanız alın. Ama bu şekilde, ha bana sorarsanız, bu delillerle HDP kapatılır. Bana biri şunu söylesin, son cümlem şu. Yani HDP'de Kandil'in istemediği biri görev alabilir mi? İmkansız. Kandil'in istemediği biri belediye başkanı adayı olabilir mi? Kandil'in istemediği biri milletvekili adayı olabilir mi? Dolayısıyla da bu HDP işinin de eğer karar vereceklerse versinler. Öbür türlü, yani biz Erdoğan'ı kaybettirelim diye plan yapılıyorsa bu da yanlıştır. Ha, peki. Anayasa Mahkemesi nihai karardır. Eyvallah, ama 360 kararını veren de Anayasa Mahkemesi'dir.
aynı maddeden yargılanıp Hasan Celal Güzel'e siyasi karar veriyorlar diyorsun. Hasan Celal Güzel'e seçtirmeyip seçilme hakkını verip Tayyip Erdoğan'a vermeyen de 2002'de bu Anayasa Mahkemesi. Kim atadı Anayasa Mahkemesi'nin üyelerini? Tayyip Erdoğan atadı, evet, üçünü doğru. Evet, başka o üyeler. Onu Tayyip Bey onları götüren kim? Üyeler. Evet, Tayyip Bey'in atadı üyeler. %100 doğru. Ben şimdi onu bu söylüyorum. Arada çok özür diliyorum Cem Küçük. Böyle sözleri kesmek zorunda kalıyorum. Tamam, neden? Sorun değil. Çünkü her dakika bir başka televizyon kanalında da bazı açıklamalar da gelebiliyor. Mansur Yavaş da bir farklı televizyon kanalında açıklamalar yaptı. Onlarla birlikte Nihal Hanım'a döneceğim. Mansur Yavaş dedi ki iki görev birlikte yürütülebilir. Belediye başkanlığı ve cumhurbaşkanlığı yardımcılığını kastediyor. Bunu söyleyelim. Diyor ki Mansur Yavaş, ben genel başkanların milletvekili olmasını isterim. Bu iki açıklamasını da önemsedik, öne aldık. Bir taraftan da Cumhur İttifakı'nın genişlemesi durumu da var Nihal Hanım. Onu da ekleyerek. Cumhur İttifakı'nın genişlemesi. Müdafar, tamam, yeniden refah, tartışmalar var, maddeler var. Ne olacak? Ona girmemiz lazım. Yani onu da bir tur lütfen. Ben Mansur Bey'in şu an niye bunları konuştuğunu açıkçası çok anlamadım. Bitti gitti bir tartışma. Siz de Millet İttifakı'nın ortak adayının Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. Belediye Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı yardımcılığını kastediyor. Bunu söyleyelim. Diyor ki Mansur Yavaş, ben genel başkanların milletvekili olmasını isterim. Bu iki açıklamasını da önemsedik, öne aldık. Bir taraftan da Cumhur İttifakı'nın genişlemesi durumu da var Nihal Hanım. Onu da ekleyerek. Cumhur İttifakı'nın genişlemesi. Ha. Müdafar, tamam, yeniden refah, yeniden tartışmalar refah. Var, maddeler var. Ne olacak? Ona girmemiz lazım. Yani onu da bir tur lütfen. Ben Mansur Bey'in şu an niye bunları konuştuğunu açıkçası çok anlamadım. Bitti gitti bir tartışma. Siz de Millet İttifakı'nın ortak adayının Cumhurbaşkanı yardımcısı olacaksınız. Yok, şeyin açıklaması vardı, affedersin. Bülent Kuşoğlu açıklama yapmıştı CHP Genel Başkanı'msa. Belediye başkanları tercih yapacak seçimden sonra. Ya belediye başkanlığı ya Cumhurbaşkanı yardımcılığı diye. Hayır, onun üzerine bu açıklamalar geliyor. Kanalda mıydı? TV100'deydi galiba. İstedik ki parti genel, diğer parti genel evet, başkanları milletvekili olsun filan gibi. Mesela onu enteresan buldum. Belediye kanunu var. Madde 37-32. Şu an notlarıma bakamadım. Cumhurbaşkanı yardımcısı ya da işte pardon. Kanunda zaten bir karşılığı yok Cumhurbaşkanı yardımcısı öyle bir diye kavram, böyle bir şey öyle. Statüsü yok yani. Ama belediye başkanı neler olamaz sayıyor, sıralıyor. Orada Cumhurbaşkanı yardımcısı olamaz denmiyor. Ama dediğim gibi Cumhurbaşkanı yardımcısı şudur budur. Yani çok geçiş yapılırken, model değişimi gerçekleştirilirken sistem tamamen Cumhurbaşkanı üzerine yürütmenin tek organı olarak onu işaretlediği için ve konumlandırdığı için pek Cumhurbaşkanı yardımcısının rolü nedir, neyi yapar, neyi yapamaz pek ayrıntılı şey yapılmamış. Fakat bir yasağı var, özdeşleşme yasağı var anayasada. İdare vesaire, 127. Evet, 127. maddede. Özdeşleşme yasağı yorum yoluyla, yani özdeşleşme yasağı mefhumunu üreten 127. maddeye bakarak yorum yoluyla Cumhurbaşkanı yardımcısı aynı zamanda büyükşehir belediye başkanı olur mu olmaz sonucu çıkabiliyor maddeden. Ama bence tam da zaten bu öngörülerek şu konuldu. Evet. 12. madde. Bravo. 12. geçiş bravo. Sürecini yok, ifade yok. Eden bildiri 12. maddeki çok tartışıldı. Doğru. Şu konuldu. Cumhurbaşkanının istediği zaman dilimi ve tanımladığı görevle sınırlı olacak şekilde. Ha, bu İYİ Partililerin çok hoşuna gitmedi. Çünkü İYİ Parti iki belediye başkanını formül olarak önerirken ısrarla o gün dikkat ettim. Bütün gün hepimizin evinde olduğu gibi ben de televizyona çıktı. İYİ Partililer ısrarla yetkili ve icracı. Evet. Kesin. İcracı neyse bravo. Zaten icracı olabilir. Yetkili ne demek bravo. Mesela? Hani başmuavin gibi. Evet evet. Böyle yetkili. Sürekli bunun altını çiziyorlardı. Bravo. Hayır yani madde 12 dedi ki yetkili öyle baştan icracı falan. İstediğimiz zaman Cumhurbaşkanı istediği zaman diliminde olur ve belirlediği görevlerle bravo. Kayıtlı olacak şekilde olur. Ha, seçim kampanyasına katılırlar mı? İşte Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu yanında verirler mi? Yani beraber o kampanya destek verirler mi? Verirler. Mesela bence Doğu Karadeniz'de, Batı Karadeniz her yerde o Karadeniz bölgesinde İmamoğlu'nun katkısı olacaktır. Artı katkısı. Hakeza Anadolu'da Mansur Yavaş'ın olacaktır ki bu
Zaten bu gezilerden, hani deprem meselesiyle olan gezilerde farkındaysanız bazı yerlere giderken Kılıçdaroğlu Mansur Yavaş'ı alıyor. Bazı yerlere giderken İmamoğlu'nu alıyor. Bunların olumlu katkısı olacak mı? Olacak. Ama bence Cumhurbaşkanlığını alırsa Kılıçdaroğlu hemen hadi bırakın gelin yanıma Cumhurbaşkanı yardımcısı olun demeyecektir. Bravo. Çünkü bu konuda büyük tartışmalar çıkabilir. Yani o kadar tartışmalı bir duruma işte bir el vermek istemeyebilir. İşaret etmiş. Çünkü ne yapacaksınız? Mansur Yavaş kalk gel yanıma Cumhurbaşkanı yardımcısı ol dediğinizde Ankara'da kim olacak? Evet evet. İstanbul'da kim olacak? Yani meclisten biri atanacak. Yani o şehirler sizden gitti anlamına Bravo. Gelecek. Bunu istemez. Peki. Diğer konuya geçersek. Cumhur İttifakı'nın genişlemesi. Kısaca alacağım. Bu turu çok kısa alacağım. Yok ben zevkle dinleyeceğim. Cumhur İttifakı'nın genişlemesi meselesinde. Maşallah hani muhalefette böyle sürekli yeni Cumhurbaşkanı adayları falan çıkarken, yeni partiler kurulurken Cumhur İttifakı'nda balla bıçak gibi herkes bir araya geliyor, birbirini çekiyor. Demir tozları ve mıknatıs gibi bir bütünleşme vesaire oluyor. Ama Yeniden Refah Partisi'nin kurduğu, ileri sürdüğü şartlar çok enteresandı. Çok Magna Carta gibi bir listeyle çıkmışlar karşılarına AK Parti'nin. Ve böyle 6284 evet. tartışma konusu yaptılar. Ve iki gündür Özlem Zengin, Derya Yanık linç kırmızı ediliyor. Kırmızı çizgimiz dediler. Linç ediliyor. Hmm. Diyecekler tabii buna. Onlar kadın. Kırmızı çizgimiz dedi. Ve bu sefer onlar... Evet. İstense önüne geçilmez mi? Nasıl? İstense önüne geçilmez mi? İstense önüne geçilmez mi? Ha, neyin önüne geçilmez? Yani AK Linçin Parti'den mi? Bir açıklama yapamaz tabii, mı? Tabii. Kimse niye sessiz kalıyor? Onu söylüyorum. Kimse ya. Niye ses çıkarmıyor ya? AK Parti'de kadın, 66, AK Parti'de kadın, erkek, siyasetçiler... Ne 6284'ün yanında ne duruyorlar ya, şu an? İyi okuyun metinleri bitirsin ya. Ne 6284'ün yanında metin duruyorlar olur. Şu an ne Özlem Zengin ne Derya Yanık'ın yanında duruyorlar. Yani utanç verici bir siyasettir bu. Bitirsin yani ya. Bu ülke İstanbul Sözleşmesi'ni kuran, ortaya çıkaran ilk imzacısı olan ülke İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçildi. Hadi tamam denildi ki vazgeçilirken zaten kadına karşı şiddeti önleyen 6284 var. Hani o kadar üzülmeyin, burada politik manevra yapıldı falan denildi. Hmm. Şimdi 6284'de yok süresiz nafakaya karşıyız, uzaklaştırma veremezsiniz bize diye. Yani ne kadar kadını ezmek isteyen erkek varsa bir araya geldiler. Ama orada haklı yerler de var. Ve lütfen ya Derya Yanık'la Özlem Zengin'i linç ediyorlar. Nihal orada ama böyle süresiz nafakla orada bazı haklı noktalar da var. Cumhur İttifakı bir araya gelecekmiş diye. Orada ya bazı haklı eleştiriler de var. Siz niçin siyaset yapıyorsunuz ya? Siyaset insan canını, insan refahını, insanın maddi ve manevi yaşam hakkını korumak içindir. Ve 6284 tam da kadının şiddet görme, kadını şiddet görmekten kurtaran, kurtarmak için ortaya çıkmış bir yasa. Ve tam da hani siyaset kardeşim tam da bu iş için yapılır anlamında yüz akı olan bir yasa. Bu kadar. Ve bunu... hem çıkarttınız hem şimdi sessiz kalarak geri adım atarak bu iki kadın siyasetçiyi ezdirerek sırf Yeniden Refah'tan 500 bin oy gelecek diye. Bir şey sorayım. Belki bir şey sorayım. 1 milyon oy gelecek diye. Orada bir şey soracağım bir şey. Eleştirileri tamam da çok süresiz nafaka ve benzeri gibi benim de orada her şey çok doğru değil. Hayır şey. Bir saniye. İstanbul Sözleşmesi'nden çıktık. Diğerinde can var. Peki bu kadınlar ne dediler? Tayyip İstanbul yani Özlem Zengin, Derya Yanık ve diğerleri. Tayyip Erdoğan onlara bu bizim da bu aile hayatımızı etkiler. Bu doğru değildir. Bak ben bu iki kadın siyasetçi savunacağım diye burada şey yapmayacağım ama hep şu açıklama onlar yapıldı. Onlar niye karşı açıklama yapmadılar? Yaptı. Yaptılar Özlem ama Zengin. Ya. İstanbul Sözleşmesi'ni yaptı. İstanbul, hayır Özlem Tayyip Erdoğan'dan Zengin sonra. Yaptı Cem Küçük. Tayyip Erdoğan'dan sonra. Öncesini hayır, sonrasını hayır, bilmiyorum. Hayır. Özlem Zengin dedi ki 16 kere ama 6284 gerçekten artık son 16 kere okudum. Son burada sınır. Aile şeyini bozan düzenini bozan hiçbir maddeyi göremedim anlatalım dedi. Anlatalım biz o maddeyi. Ya son sınır ya. Göremeyenlere... Bu konu ya süresiz nafaka ile ilgili bir adaletsizlik doğuyorsa düzeltirsiniz. Vallahi onu Sayın Cemler. İster istemez. Cem Bey. Ama hiç girmeyin bak çok kısa. Yani iki ama isterse o AK Parti o kişileri bak, koruyabilirdi. Hayır işte ittifak yapmak için korumuyor. Pınar Hanım. Yeniden Refah Partisi'yle bir araya geleceğiz diye korunmuyor yani. Çok az süren bu çok enteresan için, ve yanlış geliyor bana. Cem Bey herkes istiyor. Kısa kısa. Çok kısa anlatayım ben. Ben bizim mahalleden dayak yeme bağısına çıktığım her ulusal kanalda İstanbul Sözleşmesi'ni yanlış anlıyorsunuz. Yanlış okuyorsunuz. Okuduğunuzu anlamıyorsunuz hukuki açıdan. Tamam. Altını çiziyorum. Peki anlamadım. Ve, İstanbul Sözleşmesi'nden çıkıldı. Bir dakika bir dakika. Ama dinlemiyorsunuz. Cem Bey, ben böyle konuşamam. Tamam, ama çok hassas bir anlatayım. Bu gece beni linç ettirtmeyin. Tamam. Şimdi ben diyorum ki İstanbul Sözleşmesi'ni doğru okumadınız. Doğru anlatmadınız.
Reisi Cumhur'u da yanlış yönlendirdiniz. Meclisin kabul ettiği, parlamentodan geçen bir yasayı Cumhurbaşkanı kararnamesi kaldıramaz. Hukuk bu. Bir. İki. İstanbul Sözleşmesi ne diyor? Git sen üçüncü cinsleri teşvik et mi diyor. LGBT artı eksik kürü taltif et mi diyor. Hayır. Yalnız ve sadece zikre diyor. İnsanları öldürme diyor. Hayvana, nebatata, insanlara sahip çık diyor. Kadınlarına sahip çık diyor. Peki şurada ne diyor? Bakın net söylüyorum. Benim İstanbul Sözleşmesi tavrım net. Reis Cumhur'un bunu çekmesi hem hukuken hatalıydı. Danıştay'dan da o karar oy çokluğuyla çıktı. Kararnameyle buna rağmen anlattım. Parlamentodan verilen bir kararı çok o zaman hukuki akıl veriyorlarsa meclisten geçirin. İki, burada ne diyor taleplerimiz başlığı altında Sayın Erbakan? Doğru okumak lazım. 15. madde. 6283 sayılı yasanın aile bütünlüğü bozucu hükümlerin ayıklanması. Tam da katılıyorum. Aile bütünlüğünün bozucu hükümler madde 8. Gidin bakın. Hepimiz hukukçuyuz. Ben duruşmalarına gidiyorum. Söylesiniz o maddesi. Nedir? Hiçbir delil aranmaksızın yalnız ve sadece onlarca müvekkilimde yaşıyorum. Tek taraflı bir beyanla erkeği evden uzaklaştırıyorsun. Erkeğe çok ağır yaptırımlar getiriyorsun. Terörle mücadelede görevli emniyet müdürünün dahi kendini koruma yönelik belindeki silahı alıyorsun. Günün sonunda adam haklı çıkıyor ama rezil rüsva ediyorsun ve bırakın süresiz nafaka vesaire. Erkeği mahkum ediyorsun. Ben diyorum delil getir kardeşim. 8. maddeyi değiştir. İstanbul Sözleşmesi'nde avdet ettir. İlk oyu ben vereceğim. Şimdi bu geldik Sayın Mansur Yavaş. Mansur Yavaş bir hukukçu, bir avukat. Metinleri okurken, insanlara beyanda bulunurken, Cumhurbaşkanı baş muavinliği adaylığına talipken doğru hukuki tefekkürlerde bulunacak. Okuyoruz. Hanımefendi okudu. İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı. Kim bunlar? Kim? İsimleri ne? Yok. Çünkü milletin aklıyla oynuyorlar. İki. Sayın Cumhurbaşkanı uygun gördüğü zamanda ve tanımlanmış görevlerine. Ne zaman? İleride, gelecekte, once upon a time. Yok. Çünkü Nihal Hanım verdi cevabını. Atamayacak. Ne Mansur Bey'i, ne Ekrem Bey'i. Ne yaptılar? 2024'ten masadan, sonra atayabilir masadan ama. 2024'ten sonra cevap vereyim. Demedim, hemen cevap vereyim. Isterim. 2024'te Cem Küçük belediye reisi oldu. Ankara'da da Çağban abi oldu. Hadi atasın. Metin burada. Ankara ve İstanbul belediye başkanları diyor. Şimdi bakın nasıl müstehsi güldünüz. Ama kastedilenin kim ama bak, olduğu, kimler hukuk, olduğu, hukuk, seçim kampanyası. Hukuk vazıhtır, hukuk açıktır. Şimdi Meral ama, Hanım. Ama elindeki hukuk, hukuki bir metin değil ki. İşte bunu politik mutabakatname. Çünkü siyasetçilerin mutabakatı. Çağban abi çok acıda olan bu. Hukuki olmayan bir metni imzalattırdılar. Siyasi hukuki mutabakat. Siyasi mutabakat. İYİ Parti'nin ağzına bir parmak altı. O anlamda demedim. Bir kanun metni değil dedim. Bak kurban olayım. Hukuk aykırı değil bak, ki. Bak imza atıyorsunuz abi. Hukukçularınız var. Meral Hanım ne diyor? Bahadır hocam için bir daha gel. Hukuk bir daha aykırı bak. Bir metin değil. Profesör. Ve ben devam edeyim abi. Siz bitirin kesmeyin. Şimdi insanlara hukuki olmayan metinlerle çıkıp siyaseten rol devşirmek istiyorsanız bu milletin iradesiyle dalga geçmektir. Niye? Şimdi bu metni niye getirdiler? Sayın Akşener'e ne dediler? Sen masadan kalktın kendi tabiri. Ya bu Ahmet formül beni mutlu etti adı dedi. Adı da geçmiyor hiçbir bildiride. Formül ne? Ali Babacan'ın adı da geçmiyor hiçbir bildiride. Zaten onu bilerek yazıyorlar. Hukuki açıdan ya yoklukla malum bir metin. Sayın Akşener ne dedi? Milletvekili adaylığını tartışmıyoruz dedi genel başkanları. Sayın Yavaş ne diyor? Milletvekili olsunlar. Arkadaş evet. Siz aynı masayı teşkil etmiyor musunuz? Siz aynı masanın reisi cumhur muavinliği adayları değil misiniz? Siz hukukçu değil misiniz ya? Orta zekalı bir hukukçu gelsin desin ki biz genel başkanımızın önüne bu metinleri koyduk. Koca koca imzaları attırdık. Ama bu hukuki olmayan metinler üzerinden milleti kandırıyoruz. Kandırıyorlar. Ne Ekrem Bey Cumhurbaşkanı muavini olacak. Ne Mansur Bey Cumhurbaşkanı muavini. Hiçbiri olmayacak. Sayın Kılıçdaroğlu gelecek. Hallaç pamuğu gibi atacak net söyleyeyim. Çünkü ikisini de istemiyor. Niye canım? Bakın. Net söylüyorum şunu da bitireyim. Bitirin, eğer çünkü biz çok hassas kaldı. Bir konu. Ben bir daha da söz almayacağım. Zaten kadınlarımızı kadınlarımızı korurken İstanbul Sözleşmesi'ni doğru anlatmazsak bitiriyorum. 6284. sayılı kanunla ilgili tenkit edilici maddeleri de anlatamayız. Niye? Biz konuştuğumuz zaman vay Cem Kaya sen LGBT ağzıyla mı konuşuyorsun? Niye savunuyorsun? Ya küvetteki suyla bebeği de dökmek diğer istiyor yeniden rapa. Diğer taraftan da hukuki olmayan şekilde reis yani, cumhur bu yanlış kanundan çıkmasın olabilir, sözleşmeden. Düzeltisi. Niye parlamento var? Parlamentodan geçirin. Dedik yine dayak yedik. Şimdi diyorum ki 8. madde yönünden süresiz nafaka yönünden bu tartışmalar doğrudur nokta. Peki Şaban Sevinç. Ama yasayı ortadan kaldırmak doğru mudur? Hayır, tamam. Koskoca 6284 sayılı yasa. Öyle bir talep yok. Ne diyor bakınız?
aile bütünlüğünü bozucu gayri hukuk ayıklanması diyor. Ayıklamak. Hatalı hususları ayıklamak. Ama 2-3 gündür yapılan şey o değil. İşte algı, yapılan propaganda algı o değil. Algı Nihal Hanım, adamı gömdük. Hüdapar'ı da gömdük. Fatih Erbakan'ı da gömdük. Şimdi algı. Arkadaşlar sanki orada hukuki bir tartışma varmış gibi. Cem Kaya, vallahi var. Cem Kaya hukukçu bir arkadaş olarak, bir avukat olarak işte hukuki bir şey. Kardeşimiz olarak. Canım abi. Tabii kardeşim olarak. Başım gözüm üstüne. Şimdi şöyle. Hani bu 6.284 kadına şiddetin ve ailenin kadına şiddetin korunması ve ailenin korunması hakkında 6.284 sayılı yasa. Kadının beyanı esastır rahatsız ediyor. Hayır, kadının beyanı esastır lafı niye? Kimi rahatsız ediyor? Ben kimi o rahatsız beni rahatsız etmiyor. Bak, Cem Kaya, Cem Kaya'yı rahatsız etmez. Niye? Beni niye rahatsız etsin ya? Maddenin şeyi o ya. Hayır. O değil. Delil aranmaz diyor. Delil. Öyle bir hukuk olabilir mi ya? Delil aranmayan bir hukuk. Ama hapse atmıyor ki sonuçta uzaklaştırıyor. Bildiğim kadarıyla. Bildiğim kadarıyla. Bildiğim kadarıyla. Ben hukukçuyum ya. Bildiğim kadarıyla bütün demokratik batı hukukunda bu şekilde uygulanıyor. Yok, kadına şiddette kadının şeyi iddiası asıldır. Yani ama bu, tek başına o değil. Tabii Amber ki mahkemede Heard'de gördük. Tabii ki mahkemede delillendirmeler çok rahat kazandı ya. Aşamasında. Ama ilk aşamada kadına şiddetin önlenmesi amacıyla kadının beyanı esastır. Dan hareket ediyor. Bu batıda da böyle. Yani modern hukukta da böyle uygulanıyor. İki. Şaban Bey. İki. Şimdi İstanbul Sözleşmesi'nden biz niye çıktık? Yanlış anlattım. Niye çıktık? Çıkınca ne oldu? Bütün cemaatler, başta İsmail Ağa cemaati, Ahmet Mahmut Ünlü, Cübbeli Ahmet Hoca, Sayın Cumhurbaşkanı'na teşekkür etti. Niye? Çünkü İstanbul Sözleşmesi'ni o tarikat cemaat kültüründe bir engel görüyorlardı. Nitekim 6 yaşındaki çocuk olayı falan yaşandı. 6 yaşındaki kız çocuk olayı yaşandı. Bu değil arada mi? Saadet Partisi de istemiyor. Saadet Partisi de istemiyor. Onun için niye? Çünkü haymanacılar istemiyormuş. Şimdi, onu da anladık peki, yani. Peki Sayın Cumhurbaşkanı o sözleşmeden çıkarken biraz da tartışmalı bir şekilde Cumhurbaşkanı kararıyla Cumhurbaşkanının kızı Sümeyye Erdoğan hanımefendi Kadem mütevelli heyet başkanı dedi. Ne dedi? Dediler. Çıkmayalım İstanbul doğru. Sözleşmesi'nde evet, evet. Durmalıyız dedi. Doğru dediler. Bak kızının arzusuna hilafına Sayın Cumhurbaşkanı tarikat ve cemaatlerin taleplerini yerine getirmek zorunda kaldı. Şeyden çıktı. Sözleşmeden çıktı. Şimdi 6.284 çıkarken dediler ki AK Parti'ye. Ya tamam ondan çıkıyoruz ama 6.284 evet, evet. Nihal Hanım söylemişti onu. Kadınları o koruyor. Yani benzer hükümler var filan diye savunma yaptılar. Şimdi Refah Partisi, yeniden Refah Partisi benim desteğimi istiyorsan ki bana muhtaçsın diyor. Yoksa Kemal Kılıçdaroğlu'na kaybedeceksin seçimi. Benim desteğimi istiyorsan karşım 6.284 kadına şiddetin önlenmesi yasasını iptal et diyor. Öyle demiyor abi kurbanım okuduk ama ya. Aile bütünlüğünü bozucu hükümlerini ayıklama ifadesi bile hoş değil Cem Bey. Yeniden düzenlensin denir. Hukuki bir öneride bulunuyorsan yeniden düzenlensin der. Neyse, ayıklanma ne ya? Daha güzel yazarsın. Şimdi peki yeniden Refah Partisi bunu neden yapıyor? Çünkü yeniden Refah Partisi tabanını genişletmek için, siyasal tabanını genişletmek için ve cemaat ve tarikatların daha çok desteğini alabilmek için Erdoğan'a bunu dayatıyor. Bak Erdoğan kaldırmadı. Ben kaldırıyorum bunu. Ona göre bana destek olun vesaire. Yani Cem Küçük daha iyi bilir o camiayı, o dünyayı. Cem Küçük tamamen bence siyasi bunlar hukuki tartışmalar değil. Ama bunlar maalesef bakın %1'lik, %0.5'lik, %1.5'lik partiler koskoca iktidar partisini 21 yıllık iktidar partisini esir almaya çalışıyorlar. Çünkü AK Parti'nin siyaseti değil bu. 6.284'ü iptal etmek. İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmak da AK Parti'nin siyaseti değil. Bilakis o getirmişti zaten o yasaları. Ama şimdi çıkmak zorunda kalıyor. Çıkmak istiyor. İşte neden? Çünkü 1.5'a %1'e ihtiyaç duyuyor. Kemal Kılıçdaroğlu'na seçimi kaybetti. Şimdi ödettiği bedeller. Bu kadar açık arkadaşlar. Verdiği tavizler. Öte yandan Hüdapar. Hüdapar. Ben Hüdapar hakkında bir laf ettim. İki gündür bu Hüdaparcılar bana işte sosyal medyada şey yapıyorlar vesaire neyse. Gayet de güzel bir tweet attınız peki, abi. Cem Küçük'ten evet. De 3 dakika almam lazım. Bir dakika. Şimdi Hüdapar'ın Hüdapar nereye katılmak istiyor? Cumhur İttifakı'na. Sevgili Cem Kaya, Cumhur İttifakı'nda kim var? Milliyetçi Hareket Partisi var. Evet. AK Parti var. Büyük Birlik evet. Partisi var. Ne diyor Hüdapar? Evet. Programı. Evet. Yani Cumhur İttifakı'na katılmak için bunları evet. Dayatıyorum demiyor ama programındaki hedefleri işte devlet yüz binlerce Kürt öldürdü. Şeyh Said yakınlarından özür dilensin. Ben Hüdapar Kürtçe ikinci resmi dil olsun diyor. Peki şöyle ben hemen kısaca biz bunu özellik ve tamam. Federasyon Hüdapar için referandum yapılsın. Ben hemen söyleyeyim. Ve Milliyetçi Hareket Partisi üç gündür bir dakika, maalesef buna bir şimdi ben hemen söyleyeyim. Tayyip ben şunu söyleyeyim. Cem Kaya bir demin yanlış anlamadıysam belki beni düzeltebilir.
Ben Tayyip Erdoğan'ın böyle yanlış yönlendirildiği konusunda katılmıyorum. Belli konularda. Yani Tayyip Erdoğan diyelim ki belli konuları bilmez ama işte İstanbul Sözleşmesi'nin ne olduğunu biliyor. İstanbul Sözleşmesi'ni okuyor, biliyor. Hukuki açıdan hayır. Parlamento kararıyla çıkarsınız. Şöyle, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde o yetki ona değil. Hayır, kesinlikle. Bir saniye, bir şey diyeyim. Danıştay'a gitti. Gayri hukukidir. Bir saniye, Danıştay'a gitti. Oy çokluğuyla çıktı. Tamam, Danıştay'da da o şey, oy çokluğu çıkmış şey. Üçe ikiyle peki çıkıyor. Tayyip Bey niye çıktı İstanbul Sözleşmesi'ni, hatırlayalım tartışmaları, o çabuk unutuluyor. O zaman rahmetli Oğuzhan Asiltürk hayattaydı. AK Parti'nin Saadet'le görüşmeleri vardı. Saadet Partisi'ni bu tarafa çekerim dediği için Saadet Partisi'nin yanına çekmek için kaldırdı. Bu bir. Doğru yanlış tartışılır. Ben İstanbul Sözleşmesi'ne... İsmail Acaba teşekkür etmedi mi? Şeye gireyim. Dolayısıyla bunun için yaptı. Ama yeniden de Tayyip Bey de her şeyi kabul edecek ve benzeri değil. Ama Tayyip Bey neyin ne olduğunu gayet iyi biliyor. Mansur Yavaş'la ilgili bir cümle söyleyeyim. O tartışmayı örtmeye çalışıyorlar. 12. madde İyi Parti'nin ağzına bir parmak bal çalınmıştır. Meral Akşener o masadan mağlup ayrılmıştır. Efendim icracı bilmem ne Kemal Bey bence zaten şeyi bile aday yapmaz. Ekrem İmamoğlu İstanbul'a kazanırsa 2024'te aday yapmaz. Bu isimlere de görev vermez. O da olmaz. Peki. Bence 2024'te hani şey 7 tane yardımcıyla 5 tane yardımcıyla biz 2-6 Mart'ta eğer bunlar iktidar olursa nasıl yöneteceklerinin simülasyonunu, daha doğrusu yönetemeyeceklerinin simülasyonunu gördük ve Meral Hanım'ın bakın sözlerini burada söylemiyorum. Vaktim yok zaten. Evet, bitti, çok ağır bitti. O lafları herkes birbirinin lafı unuttu gitti ya. Çok kısa. Tamam. Cem Şaban abi Devlet bitti. Bey'in adı geçti. Devlet Bey merak etmeyin zaten. Ya Devlet Bahçeli'nin Erdoğan'a ettiği laflar da unutulmadı ona bakarsan. Devletin sigortası. Ya Cem Kayes'i rahat ediyorum. Babacan'a dedikleri de. Devlet Bey'in duruşu da bellidir. Sevgili Cem Kayes, ben de o nedenle. Sayın Bahçeli'nin hassasiyeti nedeniyle. Henüzdür açıklama yapmadı diyorum. Hassas olduğu konu. Bunlar nedeniyle bir açıklama yapmadım. Bu masaya söz veriyorum. Tekrar konuşacağız. Devlet Bey, lütfen tekrar konuşacağız. Efendim gündeme dair noktalıyoruz. Sözü haber merkezine bırakacağız. Daha sonra Candaş Tolga Işık, Naci Görür'le sizle beraber olacak.